Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşlere hoş geldiniz. Gündemin ilk sırası terörle mücadele. Hafta sonu Irak'ın kuzeyinden Pençekilit Harekat Bölgesi'nden gelen şehit haberleri yüreğimizi yaktı. Teröristler hava koşullarının elverişsiz olduğu, görüş seviyesinin düştüğü anlarda üst bölgesine saldırdı. 2 hafta arayla 21 şehit verdik aynı bölgede. Cenazeler kalktı. Bugün bir yanda şehitlerin acısını yaşarken diğer yanda da neden diye soruyoruz. Aynı soruyu siyasette soruyor. Ciddi bir tartışma var. Muhalefet aynı bölgeye yapılan saldırıların neden önlenemediğini sorguluyor. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda önemli bir oturum vardı. İki ilgili bakan, Milli Savunma Bakanı Hilmi Güler ve Yaşar Güler ve Hilmi Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sınır ötesinde yürütülen terör mücadelesine ilişkin, terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası operasyonların genişleyeceğini, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin imha edileceğini söyledi. Devletin zirvesinde kararlılık vurgusu var. Siyasi işlerde konuşacağız. Bir diğer başlık, emekli maaşlarına yapılan zam oranındaki artış. Memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı arasındaki fark tepki çekmişti. Arada yaklaşık 12 puan bir fark vardı. Hükümet işçi ve esnaf emeklisinin zammına 5 puan daha ekledi. En düşük emekli aylığı da 10 bin liraya çıkarıldı. Bu artışın devlete maliyeti ne olur? Beklentiyi karşıladı mı? Seçim döneminde ekonominin belirleyici rolü de bu akşamın konu başlıklarından. Siyasi işler ekibi biraz bu akşam dağıldı diyebiliriz. Ahmet Kasım'a bizimle birlikte değil, onun yerine sağ olsun Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın bizimle birlikte. Çok teşekkür ederiz Sayın Dinçay'ın. Bizi yalnız bırakmadınız. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi. Teşekkür ederim. Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi. Uzaklardan bağlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir süreci takip edecek. Türkiye'nin ya da ilk Türk'ün uzay yolculuğu diyelim. Birazdan konuşacağız kendisiyle de. Hoş geldiniz Okan Müderrisoğlu. Teşekkür ediyorum. Orlando'dan selamlar İstanbul'a ve Ankara'ya. Selamlar, sevgiler ve Profesör Doktor Burhanettin Duran, SETA Genel Koordinatörü Ankara stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Duran. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk sevgili Ahmet. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Okan Müderrisoğlu, sizinle başlayalım. Şimdi gerçekten heyecan verici bir süreci takip ediyorsunuz. Onu da konuşacağız programın son bölümünde. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uzay yolculuğu, uzay macerası, ayrıntıları alacağız. Neler yaşıyorsunuz, orada neler gözlemleniyorsunuz? Ama önce uzaya çıkmadan biraz yeryüzünde kalalım. Emekli maaşlarını konuşalım. Çünkü evet, bir tepki vardı. SSK ve Bağkur emeklisi bir düzeltme bekliyordu. Bekledikleri kadar olmadı sanki. Ben onu gözlemliyorum. Sosyal medyaya baktığımda daha yüksek bir oran beklentisi vardı. Ama baktığımızda 5 puanlık bir artış var. Emekliye yapılan zamda en düşük aylıkta 10 bine çıktı. Ne oldu? Nasıl bir hesap yapıldı? Bu çalışma nasıl geldi? Ve neden o beklentiyi karşılayamadı artış? Öncelikle tekrar sizlere iyi akşamlar diliyorum. Tabii ki beynimiz bir şekilde burada, bedenimiz burada ama tabii aklımız, fikrimiz Türkiye'de. Biraz sonra terörle mücadele, ekonomide konuşuruz. Benim bir ricam var. Rejideki arkadaşlar benim sesim bana tekrar dönüyor, alırlarsa sevinirim. Hemen hallediyor arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi daha rahat olacak herhalde. Şunu vurgulayayım. Ekonomiyle ilgili beklentiler aslında ekonominin temel felsefesinde de gizli. Yani kıt kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanması diye anlatılıyor ekonominin girişinde. Elbette beklentiler yüksek ama bunu karşılamak için de ortaya çıkacak bir hesap ve kitap meselesi var. Esasen gerek 2024'te çok hız kazanacağını bildiğimiz deprem harcamaları, ki en az 1 milyar lira öngörülüyor, gerekse sisteme hala girmekte olan EYT'liler, ki bunlar zaman içinde ilave 3 milyon emekli demek, tabii ki bütçe açısından yönetilmesi zor bir tabloyu da ifade ediyor. Bu yönüyle bakıldığında tabii ki Maliye Bakanları, yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha ihtiyatlı ve hani programın genel çerçevesini zorlamayacak bir yaklaşım içinde olunmasını, hatta mümkünse programın içinde yer alan
ana hedefleri de bir şekilde zedelemeyecek bir model üzerinden gidilmesini aslında arzu ettiğini söylemek yanlış olmaz. Dediğim gibi Maliye Bakanları bu konuda öyle davranan ve öyle davranması gereken isimlerdir. Kulakları çınlasın. Rahmetli Kemal Unakıtan da o zaman Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım bir ödenek meselesini tartışırken bir maliyeci çukura düşmüş, vatandaş elini uzatmış, ver elini demiş, seni çekeyim yukarıya, elini vermemiş. Al elimi demiş, o zaman maliyeci uzatmış elini yukarıya çıkmış. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı'nın genel yaklaşımı bütçe disiplini üzerine kuruludur. Şimdi Türkiye ekonomisinin gerçekleri var. Hızlı bir şekilde enflasyonla mücadele gündemi şu anda birinci sırada ve gelinen nokta fiyat artışlarının yönünün giderek aşağıya doğru döndüğünü, yani aylık artış oranlarının gerilemeye başladığını, 2024'ün bir geçiş yılı olacağını, 2025'te ise belirgin şekilde enflasyon gündemini artık arka plana atan ve artık tek haneli enflasyona doğru yakınsamaya başlayan bir Türkiye. Şimdi bu girişi şunun için yaptım. Emekli konusu aslında farklı statülerden ve bu işin hesap kitabından kaynaklanıyor. Şimdi memur emeklisiyle işçi ve bağkur, yani esnaf ve tarım kesiminde çalışan emeklilerin statüleri farklı maalesef. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu kurulurken emekli sandığı SSK Bağkur ayrımını giderme düşüncesi vardı. Fakat uzatmayayım, geçmişte özellikle memur oldukları için yüksek yargının verdiği kararlar nedeniyle bu senkronizasyon, bu uyum gerçek manada sağlanamadı. Şimdi sosyal güvenlik sistemi ne kadar ekmek o kadar köfte esasına dayanır. Yani halk tabiriyle. Yani ne kadar prim ödüyorsanız o prim ödeme gün sayınız ve priminizin hangi oranda ya da hangi miktardan, tavandan yatıp yatmadığına bağlı olarak sizin için bir emekli aylığı taahhüt eder sistem. Şimdi Türkiye'de bu konu özellikle en alt gelir grubundaki işçi emekleri bakımından çok sıkıntılı bir seviyeye düşmüştü. Özellikle de enflasyonun çok yüksek seyrettiği aylarda. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı asgari emekli aylığının, buna aslında aylık demek lazım, maaşı memur ücreti de işçi alıyor. Bu emekli aylığının başlangıçta 5000 liraya, daha sonra 7500 liraya, şimdi 10.000 liraya çıkarılmasına ilişkin bir dizi karara öncülük etti. Esasen burada yatırılan primle hak edilen emekli aylığı arasındaki bağlantı kopmuş oldu. Bunun üzerine bir tartışma konusu çıktı, kök aylık diye. Nedir o? Hı hı. Aslında yatırdığınız prime göre almanız gereken emekli aylığı diyelim ki 6.000 lirayken devlet size 7500 lira verdi önden yüklemeli olarak. Fakat dedi ki ben emekli aylıklarına artış yaparken senin 6.000 liralık kök aylığını da o oranda arttıracağım. Aradaki farkı 7.500'e tamamlayacağım. Fakat bu tabii çok tatmin edici bulunmadı birçok kişi tarafından. Aslında hak ettiği emekli aylığının ötesinde önden yüklemeli bir emekli aylığı alıyordu. Bu kez denedi ki ya bu bile çok düşük, neyi tartışıyoruz ki? Dolayısıyla beklentiler ve yönetimi gerçekten hele siyaseten hiç kolay değil. Şimdi şöyle bir denklem ortaya çıktı. Bu iki hususu vurgulayayım. Bir, en düşük emekli aylığı 10.000 liraya çıkıyor. Bu önemli. Ve diyelim ki sizin kök maaşınız yine 6.000 lira olsun. Ve bu son zamla birlikte diyelim ki 8.500 liraya gelsin. Siz aslında 8.500 liralık emekli aylığı hak ettiğiniz halde size 10.000 lira, yani üzerine 1.600 lira tamamlanarak 8.400 liralık emekli aylığınız 10.000 liraya bir şekilde denkleştirilmiş olacak. Bu arada emekli maaşlarına %5 zam deniliyor. Aslında buna 5 puan demek lazım. Çünkü %5 deyince 37 küsürün %5'i başka bir hesap çıkar, 1,5-2 puan gibi. Bu %5 değil aslında 5 puan, ama tabii günlük dilde böyle kullanıldığı için yine de bir sakıncası yok. Özeti itibariyle... Okan Bilirsoğlu, şimdi kafaları karıştıran nokta bu. Biraz sormak isterim. Çünkü biz de içeride biraz tartıştık bunu. Yani ne oluyor şimdi? Kök aylık diye bir kavram var dediğiniz gibi. İşte en düşük aylık 10 bin diyoruz. Şimdi kök aylık siz yaptığınız hesabı 6 bin liraydı. Şimdi 8500'e çıktı. 8500'de 10 bine tamamlayacak. En düşük maaş bu olacak. Yani bir anlamda 1500 lira seyyanen bir artış olacak. Bravo. 8500 olan. Peki bravo. Mesela maaşı artışla birlikte 10.500 liraya gelene neden böyle bir 1500 liralık bir artış seyyanen yapılmıyor? Yani oradaki o fark ne olacak?
Yine bu beklenti yönetimi ve ihtiyaçların sınırsızlığı ile ilgili bir husus. Orada tabii prime dayalı hak ettiğiniz tutarı almak ama asla asgari tutarın altında kalmamakla ilgili bir durum var. Buradaki siyasal yaklaşım hani en alt gelir grubu, buna toplumun en kırılgan gelir grubu diyoruz. Bu gelir grubunun hani refah düzeyini ya da bir şekilde devlet eliyle bir sosyal sübvansiyonla geçim standartlarını belli bir seviyeye doğru çekmekle ilgili bir gayret. Dolayısıyla buradaki hesap elbette 10.500 alan da 1.500 de ben isterim derse zaten bu bir yürüyen merdiven gibi katlanarak yukarı çıkar. Bu hem yönetilemez bir hesap hem de işin doğrusu toplumun bu anlamda siyasetin verdiği kararın sosyal sonuçlarını nasıl değerlendirdiği ve yorumladığıyla ilgilidir. Bu da biraz anlatma ve ikna etmeyle ilgilidir. Nihayetinde 10 bin lira üzerinden de çok konuyu tartışabiliriz. Nedir ki 10 bin lira? İşte deniliyor ki en az asgari ücret düzeyinde evet. olsun emekli aylıkları. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu emekli sisteminin bir dengesi var. Prensip olarak ve en kötü durumda iki çalışanın ödediği primle bir emeklinin aylığının ödenmesi gerekir. Bunun sürdürülebilir olması için aslında 3 çalışanın bir emeklinin aylığını ödemesi lazım primleriyle. Mükemmel tıkır tıkır gidiyor. Biz 50-100 seneyi garantiledik diyorsanız aslında 4 çalışan bir emekliyi ödemelidir. Bizde şu anda bu oran maalesef son EYT düzenlemesiyle önce 1.7'ye şimdi 1.3'e doğru gerilemeye başladı. Yani sosyal güvenlik sistemimiz sürdürülmesi ve yönetilmesi her iktidar ve hangi siyasal görüş olursa olsun zor bir kavşağa doğru şu anda girmiş durumda. Bu nedenle 5 puanlık düzeltme bugünkü bütçe şartları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun dengeleri bakımından oldukça anlaşılabilir bir husus. Ama yılın ikinci yarısında aslında işçi emeklileri yani SSK'lılar daha yüksek oranlı bir düzeltme alacaklardı. Orada önemli ve ilginç bir adım atıldı. Bence yıllar önce yapılması gereken de husustu. Fakat dediğim gibi değişik yargı kararlarıyla maalesef iktidar bunu gerçekleştirememişti. Temmuz ayından itibaren işçinin ve memurun emekli aylıklarındaki artış oranı eşitlenecek. Yani burası da önemli çünkü bizim de kafamız karıştı. Haber merkezinde tartışıyorduk. Yani bundan sonra sene başında emekli zam oranları açıklandığında memur ve işçi emeklisi, Bağkur emeklisi hepsi tek bir oranda mı olacak artış? Bunu mu anlamak Şimdi gerekiyor? Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinden tam anlamıyla bu cümle özet olarak çıkıyor. Tabii bunun uygulanabilirliği ve bundan sonra da standartize edilerek sonraki yıllarda devam ettirilebilirliği ile ilgili bence bir alt ve biraz daha titiz bir çalışma gerekiyor. Peki burada ama memur emeklisi itiraz etmez mi? Ya tabii ki itiraz eder ama buradaki konu şu, memur emeklisi zaten alması gereken artışın gerisine düşmüyor. Çünkü memurlar biliyorsunuz toplu sözleşme yapıyorlar. Toplu sözleşmede belirlenen bir zam oranı var. Ve ayrıca hedeflenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasında bir fark ortaya çıkarsa bu da zaten hükümetin siyasal taahhüdü olarak enflasyonun altında hiçbir şekilde ezdirmeyeceğim ben darbe sabit gelirliği sözüdür bu. O nedenle zaten bir şekilde enflasyonla ilgili hem oluşan farkı hem de yıllık toplu sözleşmeyle elde edilen o zam pazarlığından memur sendikalarının hükümetle kamu işveren sendikası yaptığı görüşmelerden elde ettiği Anladım. Bir artı değer var. Yani memur emeklisi açısından hak ettiğini alacak, işçi emeklisi ve Bağkur emeklisi de onun yanına çekilecek. Benim anladığım o zaman. Şöyle aslında bu yıllık bazda bundan sonra böyle olacak. Fakat evet. Temmuz ayına geldiğimizde esasen işçi emeklilerinin daha yüksek artış alması söz konusu olacaktı. Belli ki o artışı memurla eşitleyecekler. Memur emeklilerin aylıkları görece daha az olacaktı. Neden? Çünkü memur toplu sözleşmede belirlenen tutar ve oluşursa enflasyon farkını alıyor. İşçi Peki. ise yıllık enflasyon kadar artışı alıyor, hedeflenen enflasyon kadar. Fark ortaya çıkarsa bunu alıyordu. Anladım. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında biraz daha işçilerin lehine bir durum olacaktı. Belli ki onu önden yüklemeli bir program gibi genel kamu dengesini de düşünerek bugünden bir ek zam olarak Sayın Cumhurbaşkanı açıklamış durumda. Bunun anlamı şudur.
yılın ikinci yarısında memur onu mu aldı, işçi bunu mu aldı diye bu karşılaştırma meselesi artık ortadan kalkacak. Peki. Bunun daha sonraki yıllarda sürdürülebilir olması için de biraz daha ince hesap ve alt detay gerekiyor kanımca. Peki, teşekkürler. Uzun bir ilk bölüm oldu ama tabii anlaşılmayan noktalar, hususlar vardı. O açıdan da iyi oldu, anlamış olduk. Teşekkür ediyorum. Şakir Dinşahin, ne dersin? Şimdi baktığımızda gerçekten çok ince bir hesap yapılmış. İşte Temmuz ayında işçi alacağı zamdan birazcık feragat edecek. Daha doğrusu önden bir yükleme yapıldı Okan Müderrisoğlu'nun dediği gibi. Sonrasında memur, işçi aynı zam oranında eşitlenmiş. Ne dersiniz? Bu hükümetin yaptığı ince hesap emekliyi mutlu eder mi? Memnun eder mi? Muhtemelen etmez. Etmemesi çok sorun olur mu? Bazı zamanlarda hükümetler çalışanlardan, işçilerden, genel olarak vatandaşlardan fedakarlık isteyebilir. Ama seçim öncesinde bunu istemekten genelde uzak dururlar. Biraz da zannediyorum şu dönemde yaşadıklarımız hem 2019'dan itibaren izlenen ekonomi politikalarının çok da rasyonel, alışılageldik politikalar olmamasından kaynaklanan ve orada yarattığımız bir birikimin neticesi oldu. Hem de 2023'te yaptığımız genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde izlenen seçim politikasının bir neticesi oldu. Seçimler öncesinde sadece AK Parti hükümeti değil, hiçbir hükümet böyle insanları sık boğaz eden, kemer sıkmalarını bekleyen, tasarruf etmelerini bekleyen politikalar izlemek istemez. Çünkü bunun seçimlerde bir maliyeti olur. AK Parti hükümetlerinin çok daha güçlü olduğu dönemlerde hatırlıyoruz Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın ne olursa olsun EYT'yi geçirmeyeceğim. Çünkü bu ekonomimiz için hayırlı değil dediği dönemleri hatırlıyoruz, biliyoruz. Ama Mayıs seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanımız zannediyorum anketler, işte kamuoyu yoklamaları neticesinde bu sefer kullanma ihtiyacı hissetti bu EYT kartını. Ve maalesef hayırlı olmadı. Üstelik muhalefet de destekledi bunu. Bir taraftan muhalefetin desteği, bir taraftan da hükümetin buna sıcak bakması neticesinde aslında emeklilik sisteminin biraz canına okuduk gibime geliyor. Okan Bey dedi ki işte yatırılan primlerle alınan maaş arasında bir uyum olması gerekir. Doğru, ama biz emeklilik dediğimiz zaman aslında hayatımızın son döneminde hakikaten iş yapamadığımız, çalışamayacak durumda olduğumuz, çalışabilecek durumda olsak bile artık yaşımızdan dolayı, ömür beklentimizden dolayı kimsenin bizden çalışmamızı beklemediği bir dönemde onurumuzla, gururumuzla, haysiyetli bir şekilde yaşayabileceğimiz bir maaşı almayı bekliyoruz. Ama Türkiye'de iş böyle gelişmedi. Yani bunu Süleyman Demirel'e kadar götürebiliriz. Çünkü o da yine bir seçim öncesinde bunu bir seçim malzemesi yapmak suretiyle insanları 40 yaşında, 45 yaşında emekli etmişti maalesef. Ve böylelikle 20 sene çalışan insanlar, 25 sene çalışan insanlar sistemin içerisinde 20 sene, 25 sene, 30 sene emekli maaşı almak suretiyle kalıyorlar. Belki daha fazla kalıyorlar. Bir taraftan kalsınlar ama yatırılanla alınan arasında bir uyum olması hiçbir şekilde söz konusu değil. Böyle genç yaşta insanların emekli olduğu bir ekonomide. Dediğiniz önemli. Yani ilerleyen yaşlarda çalışamaz durumdayken o gelirin bir şekilde hayatı idame ettirmesi çok önemli. Ama ben de mesela çevreme baktığımda bir sürü 40'lı yaşlardaki insan, bırakın 20 yılı sonrasını düşünmek, bugünü kurtarmak adına bu işin bir an önce hayata geçmesini istedi. Tabii bu iş şurada döndü. Ekonomi bozulunca insanlar aldıkları maaşlarla geçinemediler. Doğru. Ve emekli olup bir taraftan çalışmaya devam edip iki maaş almak suretiyle ancak evin masraflarını gidermeye başladılar. Bu hayırlı bir şey değil. Yani sistem bunun üzerine kurulu değil aslında. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam en son baktığımda 72 idi ömür beklentisi, 60 olabilir. Ama işte 60'ında 65'inde insanlar emekli oluyorsa son 10 senelerinde diyelim uzun ömürlü oldular, olsunlar. Son 15 senelerinde alacakları bir maaş diye bunu hesaplamak lazım. Ama 40'ında emekli olan birisi 72 yaş beklentimiz varsa bizim 32 sene maaş alacak. Kaç sene çalıştı? 20 sene çalıştı. Kaç sene çalıştı? 25 sene çalıştı. Çalıştığı sürenin
çok daha üzerinde pek çok vatandaşımızın maaş alma imkanı doğdu. Ki sistem ve, yani vefat ettikten sonra da ödemeyi bir süre devam ettiriyor aile bireylerine. Aile bireylerine, eşine, kız çocuğuna bakmakla yükümlü olduğu kimselere de devam ediyor. Böylelikle devletin yükü arttıkça artıyor. Ama maalesef diyelim seçim öncesinde bu tür seçim politikaları, ekonomi politikaları uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de bunu yapmıştık. Dediğim gibi muhalefetin desteğiyle yaptık. Şimdi de zannediyorum bir benzerini ama sınırlı bir ölçüde yapıyoruz. Sayın Mehmet Şimşek, takdir etmek lazım, övgüyle bahsetmek lazım. Tekrardan iktisat politikalarımızın rasyonel bir zemine oturmasını sağladı. Bu zamlar konusunda da zannediyorum Bakanlar Kurulu'nda doğru olanı, akli olanı, sadece siyaseten rasyonel olanı değil, ekonomik olarak da rasyonel olanı söylemiş gibi görünüyor bu açıklanandan. Çünkü bazı gözlemcilere göre memur emeklisine %50 yapıldıysa, %50'ye yakın yapıldıysa, o zaman işçi emeklisine de seçim öncesi bu yapılır diye bekleniyordu. Onun tam olarak çıkmadığını gördük. Bunun seçimde bir maliyeti olması muhtemel. Çünkü memur emeklisine yapılan bu zamdan sonra, şimdi işin öbür tarafı var. Sadece 20 sene, 30 sene içerisinde yani emekli maaşı alma meselesi yok. Aldığımız maaşın, yani hükümet bir şekilde piyasaya emekli maaşı olarak, maaş olarak para verdiği vakit, ücretleri arttırdığı, maaşları arttırdığı vakit, bu aynı zamanda asgari ücretin artması. Evet, insanlar alsınlar, asgari ücret çok daha yüksek olsun, çok daha dolgun olsun istiyoruz ama maliyete yansıyor. Ve bir taraftan cebimize para girerken biz bakkala ulaşmadan, markete ulaşmadan, kasaba ulaşmadan fiyatlar artıyor. Ve hali hazırda asgari ücretler arttı, güzel oldu ama asgari ücretlerin maliyetini hissetmeye başladık. Üstelik bu asgari ücretler insanlara henüz maaş olarak da yatmadı. Doğru. Şubat ayında yatacak ama biz bunun maliyetini şimdiden hissetmeye, görmeye, marketlerde, kasaplarda, semt pazarında hissetmeye başladık. Aldığımız benzinde, mazotta bilmiyorum onlar ne kadar yansıdı. Ben araç kullanan birisi değilim. Belediye otobüsü kullanan birisiyim ama her şeye yansıdığını ben görüyorum, hissediyorum. Yani seçim öncesinde yapılan bu tür faaliyetler bir, faydalı olmuyor çünkü bize maliyet olarak geri yansıyor. İkincisi, hükümet bütçesinde böyle bir kaynak yaratmamışsa, bütçede olmayan bir geliri diyelim insanlara maaş olarak dağıtması mümkün mü? Değil. Peki hükümetin masrafları bu kadar artarken, ücret ödemeleri, maaş ödemeleri artarken bütçeyi nasıl denkleştireceğiz? Kaynağı nasıl yaratacağız? Tabii ki hükümetin başvuracağı birkaç kalem var. Vergileri arttıracak, enerji giderlerini arttıracak, bazı sektörlere verilen muafiyetler var. Bu muafiyetleri belki kaldıracak. Doğru. Bunlar ne olacak? Bunlar tekrardan halka bir maliyet olarak bir daha yansıyacak. Yani uzun lafın kısası, seçimler öncesinde 2 ay, 3 ay, o kadar sürmedi aslında. Şu bir ayda bile asgari ücrete yapılan maaş zammı bizden fark olarak çıktı. 2-3 ay dayanır mı bilmiyorum ama seçim öncesinde yapılan bu tür müdahaleler, bu tür teşvikler bir taraftan sevindiriyor insanları ama bir taraftan da düşündürüyor. Çünkü geldiği gibi gidiyor, bazen geldiğinden daha fazla gidiyor. Tabii bir yerden tamam hükümeti seçim ekonomisi olarak eleştirebiliriz ama bir yandan muhalefet de benzer yaklaşımı sürdürüyor. Yani o da hükümeti bir şekilde zorluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bu EYT işi en az muhalefet daha fazla, hatta hükümetten daha fazla muhalefet gündeme getirmişti. Önemli bir konuydu. Bakalım sonucu nasıl olacak? Burhanettin Duran, biraz önce Şakir Dinçay'la konuşuyorduk. Evet, hükümet bir maliyet hesabı yaptı kendi adına, hazine açısından ve bu adımı attı. Ama Şakir Dinçay'ın diyor ki çok memnun değil emekli, bunun bir maliyeti olabilir seçimde. Şimdi siz ne dersiniz, bunun bir maliyeti olur mu seçimde hükümet açısından?
Sevgili Ahmet, tabii yapılan düzeltmenin biraz beklentinin altında kaldığı algısı oluşursa bu önemli bir husus. Şimdi az önce arkadaşlarımız yani Okan ve Şakir Hoca bu meselenin çerçevesini çizdiler. Dünyadaki sosyal sigorta sistemlerindeki durumun ne olduğu, 4'e 1 ideal olanının ama Türkiye'dekinin 1.3 olduğunu anlattı Okan. Şakir Hoca da EYT meselesinin ne kadar ağır bir maliyete sebep olduğunu anlattı. Doğrusu bu EYT meselesinin getirdiği yük bizim sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükü küçümsememek gerekir ve bu uzun vadeli bir yük olarak devam edecek. Dolayısıyla bunun getirmiş olduğu sınırlamaların Türkiye açısından bakıldığında verilecek olan kararlara yansıdığı anlaşılıyor. Bu 5 puanlık artışında bütün bunların hepsi bir arada değerlendirilerek yapıldığını söyleyebiliriz. Bir iyileştirme var, 5 puanlık bir iyileştirme var ama bu iyileştirme yani popülizm ya da seçim ekonomisi denebilecek bir düzenleme gibi görünmüyor ama bir iyileştirme olarak görülüyor. Buna cevap verilmesi gerekiyordu. Çünkü işçi emeklilerinin bir mağduriyeti oluşmuştu. Dolayısıyla buna bir cevap verilmesi gerekiyordu. Bu cevap verildi. Ama bunun üst düzeyde değil orta düzeyde gerçekleştiği söylenebilir. Tabii ki daha fazla beklemek emeklilerimizin hakkıdır. Ama en büyük sorun emeklilik sistemindeki yükün giderek artmış olmasıdır. Bu da bir süre dar gelirler açısından, emekliler açısından bir süre bunun bir taşınması gereken bir yük olarak ortada durduğunu gösterir. Burada tabii yapılan zamların hızlıca erimesi konusu gündeme geliyor. Bu Türkiye'deki enflasyonla mücadelenin belirli bir başarı elde ettiği durumda aşılabilecek bir durum söz konusu olabilir. Şimdi çekirdek enflasyonun Aralık ayına göre daha azalmaya başladığı, Eylül ayına göre Aralık ayında azalmaya başladığı söylendi, açıklandı biliyorsunuz. Dolayısıyla bunların netice vermesiyle birlikte hem asgari ücrete hem emekli ücretlerine yapılan zamların bir anlamı olacak. Şu an için yapılan zamlar aslında mevcudu korumaya yönelik ne kadar bu korunabilirse zaman zaman bunun tümüyle de korunulamadığı anlaşılıyor. Bunun için bir mücadele veriliyor. Peki seçimlerde ne olur diye baktığımızda şimdi ben büyük şehirlerin özellikle İstanbul ve Ankara'nın özellikle bu tür ücretlere ister asgari ücret açısından bakılsın ister emeklilerin ücretleri açısından bakılsın daha hassas olduklarını düşünüyorum. Ama Anadolu'nun birçok kentinde hayat pahalılığının büyük şehirlere oranla daha makul bir yerde olduğu ve dolayısıyla yaşam kalitesinin belli ölçülerde daha iyi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla İstanbul ve Ankara seçmeninin buna bakacağı bellidir. Dolayısıyla bu iki büyük şehirdeki emeklilerin de kendilerine yönelik bu zamlarla ilgili kimileri açısından verilen zam ve Temmuz'daki artış oranının eşitlenmesinin en azından idare eder şekilde görülebileceği söylenebilir. Diğerleri açısındansa bunun bir eleştiri konusu olması muhtemeldir. Muhalefetin de bunu zaten bir eleştiri konusu yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir keskin etkiden ziyade farklı seçmen gruplarında parti aidiyetine göre ve siyasetin genel gidişatına göre bir faktör olarak yer alabilir ama çok belirleyici bir faktör olmaktan bu son 5 puanla bence çıktı diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz diyor. Belki Okan Müderrisoğlu'nda daha çok bilgi vardır. Burhan Tümran size de soracağım ama belli ki emekliler üzerinden de bir propaganda süreci ya da işte bir kampanya süreci olacak tam seçim konuşurken ne dersiniz? Yani tabii ki saha çalışmalarında özellikle Burhanettin Hoca'nın işaret ettiği gibi büyük şehirlerde 4-5 konu var. Mesela İstanbul'u ele aldığınızda İstanbul'da bir kira problemi var. 2 geçim şartlarıyla ilgili daha çok yüksek enflasyonla ilgili yakınmalar var. 3 bu düzensiz göçmenlerden kaynaklanan bir takım eleştiriler var. Ve 4.'sü bugünlerde belki de en çok takdir edilen konu hem lokal hem de uluslararası boyutta olan farklı çap ve ölçekte suç örgütleriyle mücadele. Bu
genel olarak İstanbul tespitinde en fazla öne çıkan konulardan. Evet. Şimdi 2024'de emekliler yılı ilan edeceğiz demek. Emekli duyarlı politikaların gerek merkezi hükümet gerekse yerel yönetimlerle birlikte hem sosyal projeler hem ekonomik destekler hem de emeklilerin aynı zamanda hayata yeniden ve üretken olarak katılmaları ile ilgili bir boyut olarak ele alınmalı. Yani sadece bir emekli aylığı düzeltmesinden ibaret değil. Şunu da unutmayalım, bu emeklerimizin önemlice bir bölümü hayatlarını aslında ya yalnız ya işte yaşıtlarıyla bir lokalde bir kahvehanede doğru geçirmek durumunda kalıyorlar. Şimdi onlarla ilgili onları yeniden büyüklerimiz olarak gören ve ele alan bir sosyal politika ve bunun yerel yönetimler eliyle tüm Türkiye'ye yaygın uygulanacak olmasının beraberinde getireceği artı değerler var. Çünkü insanlar evet maddi bir tatmin istiyorlar ama aynı zamanda farkındalık da istiyorlar. Yani onun bireysel olarak emeğinin takdir edildiği, onu yeniden üretken kılacak ya da hayatın içinde ona değer verildiğini hissettiren her karar ve adım da aynı zamanda maddi düzeltme kadar sonuç ve etki üretebiliyor. Bu arada şunu söyleyeyim, Türkiye'de emekli yaşı maalesef ortalama 50'nin biraz üzerinde, 51-52 civarında. Dolayısıyla bir kişi emekli oldu mu dosyası yaklaşık 50 yıl açık kalıyor. Sen çok iyi bir şekilde yakaladın o detayı. Allah uzun ömür versin, bir emekli hayatını kaybederse dul kalan eşi, evlenmemiş kızı ya da evlenip boşandıktan sonra yine dul kalan kızı da yine babasından aylık almaya devam ediyor. Dolayısıyla bu dosya yaklaşık olarak 50 yıl daha açık kalıyor. Yani bir kişi emekli olduğu zaman onunla bağlantılı en az 50 yılı bağlayan bir ödeme tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Özeti itibariyle bunun seçime yansıması olur mu? Şu önemli, eğer herhangi bir mukabele ortaya konmasaydı belki tepkisellik üzerinden muhalefet daha güçlü bir siyaset yürütebilirdi. Bir makul düzeltme ve bu farkındalığın ortaya konulmuş olması hafife alınmayacak bir konudur. İkincisi, emekliler diyelim ki mali ya da sosyal durumlarının iyileşmesi adına örneğin İstanbul'da şimdiki belediye başkanına oy vererek kendi sosyoekonomik durumlarının düzeleceğini düşünür mü? Yani belki o yönüyle bakılabilir. Bu tepkisellik nihayetinde yerel seçimlerle karşı karşıya olduğumuzu düşünürseniz ne kadar bir tepkiselliktir ve niye ve ne kadar sandığa dönsün? Yerel anladım seçimlerin özellikleri, dinamikleri bambaşka. Türkiye 14-28 Mayıs'ta tavrını, tercihini ortaya koydu. Önünde 5 yıllık bir perspektif var. 31 Mart seçimlerinden sonra da daha öngörülebilir ve daha peki hedef odaklı, özellikle yapısal düzeltme odaklı bir 3,5-4 yılın kullanılacağını öngörüyorum ben. Peki, teşekkür ederim. Bir araya gideceğiz. Aranın ardından aslında bu konuyu kapayacaktım ama hani dediniz ya, yani yerel seçimde işte bir yerel seçim adayına oy verirseniz emekli maaşı yükselecek mi? Neden olsun? Şakir Dinşahin'e soracağım. Etkin edecekse neden eder? Etmeyecekse etmez mi? Aranın ardından. Siyasi işlere devam ediyoruz. Programa emekli aylıklarına yapılan zamla başlamıştık. Çok memnun değil açıkçası. Emekli daha fazla bir en azından işçi ve Bağkur emeklisi biraz daha yüksek bir düzeltme bekliyorlardı. Ama işte Temmuz ayı ile birlikte o eşitlenme sağlanacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu zam düzenlemesi seçime nasıl yansır? Bunu konuşuyorduk. Bir önceki turda son olarak Okan Müderrisoğlu demişti ki yani sonuçta seçmen bir yerel seçimde belediye başkan adayına oy verecek, o belediye başkan adayı emekli maaşını mı yükseltecek? Neden etki etsin diye sormuştu. Ben de aynı soruyu Şakir Dinçay'a sorayım, öyle başlayayım bu bölüme. Etki eder. Çok büyük olur mu etkisi? Görmek lazım. Bu ne kadar büyük bir ekonomik zorluğun içine düştüklerine bağlı olarak değişir. İşte ne bileyim, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu'na verdiğim zaman benim durumum, ekonomik durumum düzelir diye vermez. Ne diye verir? Hükümet benim ekonomik durumumu bu hale getirdi. Onu cezalandırmak için, hükümete bir mesaj vermek için
gider onun karşısındaki adaya oy verir. Yani mesela genel Avrupa'da... seçim değil ki hocam bu. Genel seçim değil ki bu. Burada da oluyor Okan Bey. Yerel seçimlerde de oluyor. Mesela tabii. Avrupa'da seçimlere bakıyoruz. Kendi ülkelerindeki genel seçimlerde insanlar orta yolcu partilere veriyorlar. Ne, muhafazakar partiye veriyor ya da ana akım partilere veriyor. Ama Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldığı zaman kendi hükümetini bir şekilde denetlesin, sıkıştırsın. Kendi hükümeti o kadar güvende hissetmesin kendini diye Avrupa Parlamentosu'na bakıyorsunuz. Yeşillere veriyor, Sosyalist Parti'ye veriyor, İşçi Parti'ye veriyor. Daha aşırı sayılabilecek tercihler yapabiliyor. Şimdi genel seçimlerde hükümete verdik. Durumumuz iyi değil. Ama hükümetten de memnunuz. Bir mesaj da vermek lazım. Bunu düşünen olur mu? Olur. Bu şekilde karar verip muhalefetin adaylarına oy verenler olur mu? Bu İmamoğlu olmak zorunda değil. Ne bileyim, Yeniden Refah'ın adayına oy verebilirler, Zafer Partisi'nin adayına oy verebilirler, İyi Parti'nin adayına oy verebilirler ama bir şekilde hükümete bir mesaj vermek isteyebilir seçmen, bunu yaparlar. Ama Okan Bey şurada doğru, yerel seçimlerde de ki ben eskiden başka bir şey söylüyordum, son zamanlarda okuduğum araştırmalar bunun çok doğru olmadığını gösterdi. Aday çok önemli derdim. Hala önemli olduğunu düşünüyorum adayın. Ama insanlar kendi parti aidiyetlerine göre oy veriyorlar. Hangi partiye oy verdiyse ona vermeye devam ediyor. Ama dediğim gibi hükümetteki partiden geri çekilen oylar oluyor mu? Özellikle yerel seçimlerde olması daha muhtemel. Şimdiye kadar da hep öyle oldu. Dediğiniz gibi parti aidiyeti evet var. Seçmen... ülke yönetimini kaybetmesini istemiyor kendi partisinin evet. Belki ama dediğiniz gibi yerel seçimde en azından o cezalandırma, eğer cezalandırmak istiyorsa, yani onu bilmiyorum nasıl bir motivasyonla seçmen gider. Çoğu zaman da bunu yapıyorlar. Sandı ama. Özellikle Mart ayında yaptığımız seçimlerde, kış aylarında yapılan seçimlerde iktidardaki partiler biraz yara alarak çıkıyorlar. Özellikle yerel seçimlerde. Maliyetler tabii yükseliyor. Neden? Kısma giderleri var. Evet, doğal gaz faturası geliyor, elektrik faturası geliyor. Yaz aylarında mevcut olan geçici işler olmuyor. Mevsimlik işçiler işsiz kalıyorlar. Hava daha kötü oluyor. Psikolojimiz daha bozuk oluyor. Cezalandırmaya daha uygun oluyoruz. Yani bir enerji bakanımız bu kararı aldı. Keşke tekrar düşünseler. Çoluk çocuk her sabah saat 5'te uyanıyoruz. 5'te uyanmak mesele değil. Güneş saat 8'den önce kendini göstermiyor. Hava ağarmıyor. Çocuklarımız çok karanlık bir saatte yola çıkıyorlar. Kadınlarımız, eşlerimiz çok karanlık bir saatte yola çıkıyorlar. İnsanlar bu bakımdan da mutsuzlar, anladım, uykusuzlar. Saat değişikliği olsa ne olur? Güneş battıktan sonra... Evet, karanlıkta eve dönmüş oluruz ama o daha güvenli bir saat. Anladım. Sabah güneş enerjisini almak daha etkili oluyor. Tüm bunların etkisi olur mu? Olur. Mart ayında yapılan seçimlerde de şimdiden söyleyeyim. Hemen hemen tüm seçimlerde birkaç istisnası var. İktidardaki partiler belediyelerde genel seçimlerde gösterdiği başarıyı gösteremediler. Bir nedeni de dediğim gibi, yani hem psikolojik etkileri var. Anladım. Hem de doğal gaz faturası var. Ekonomik etkileri var. Yakıt var, dış var. Burhanettin Duran, evet, sizin de mutlaka vardır söyleyeceğiniz. Evet. Şimdi tabii şöyle, yani genel seçimlerle yerel seçimler arasında bir fark görmek ve hükümetin politikalarına tepki vermeyi yerel seçimlerde göstermek, bunlar hani Türkiye siyaseti açısından ne diyelim, doğru genellemeler. Ancak şunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu yerel seçimler, 31 Mart'taki yerel seçimler, hele hele İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler açısından şehir yaşamının genel olarak nasıl gittiğine dair bir seçim olacak. Yani şehirde evet ekonomik yaşam açısından hükümete bir tepki boyutu olabilir ve dolayısıyla hükümetin adayı açısından bir tepki oluşabilir. Ama aynı zamanda belediyecilik performansı açısından mevcut belediye başkanının, ki belediye açısından iktidar mevcut belediye başkanıdır, onun ortaya ne koyduğu, neler yapıp yapamadığına öncelikli olarak bakacak.
Ben İstanbul ve Ankara için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ikisinde de CHP'nin kendisine göre iddialı adayları vardı ve İstanbul ve Ankara'ya çok ciddi hizmetler yapacaklarını söylemişlerdi. Ve İstanbullunun, mesela İstanbul açısından bakalım, İstanbullunun baktığı şey sadece hükümetin verdiği emekli zammı, işçilere ya da memurlara verdiği emekli zammı mı olur, yoksa metrobüsten, üretilmeyen, yürümeyen metrobüsten, yapılmayan konuttan, depremle ilgili olarak kentsel dönüşümle ilgili yapılmayanlara mı bakar? Şimdi bu açıdan baktığımızda da yerel seçimin bir kendi gündemi var. Yani o gündemin genel siyasetin diğer konularının hepsinin önünde olması gerekir. Ama tabii kampanyalar nasıl şekillenir ve o kampanyaların yürüyüşü açısından adaylar seçmenlerini neye kilitlerler? Bu da tabii önemli bir konu. Türkiye'de terör meselesi önemli. Diyelim ki Allah korusun bu tür saldırılar olduğunda belki başka refleksler gündeme gelecek, başka siyasetler üretilecek. Allah ve yerel siyasetin gündemi buna göre değişir. Hayır, ama Allah korusun yine güvenlikle ilgili, depremle ilgili konular gündem olduğunda tabii ki öncelikler buna kayar. Ama genel siyasete verilen tepki mi daha büyüktür, yoksa belediyelerde ortaya çıkan performans ve adayın temsil ettiği profil ve onun partisiyle olan ilişkisi mi daha öne çıkar? Bence ikincisi. Peki. Okan Müderrisoğlu, yoksa ekleyeceğiniz, konuyu değiştireceğim, terörle mücadeleye geçeceğim. Yani seçmen kendi kendini cezalandırmaz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Merkezi hükümete ya da iktidar partisine ya da oluşturduğu ittifaka mesaj vermek arzusundaysanız bunu birçok faktörle birlikte değerlendirirsiniz. Yani adaya bakarsınız, o kentin geleceğine bakarsınız. Bu mesajı vermekle önünde 4 yıl daha iktidar süresi olan bir parti ya da hükümeti ne ölçüde cezalandıracağınızı ölçüp tartarsınız. AK Partili belediyelerin örneğin su ya da ulaşımla ilgili fiyatlamaları şu anda Türkiye'deki en alt seviyede ve ciddi sübvansiyonlu olarak giriyor. Bu belediyeler artı değer de üretebiliyor. Bazı belediyeler borçlu, özellikle muhalefet belediyeleri destek göremediklerinden de bahsediyor. Yani konu merkezi siyasetle yerel hayatın arasında yerel önceliklere daha fazla odaklanır. Tabii ki bir memnuniyetsizlik vardır. Bu memnuniyetsizlik de bir süreç yönetimini ve bir iletişim biçimini gerektirir. Nihayetinde ulaşımla ilgili olarak emekli aylığına %42 değil de 48 zam bekliyordum dediğinizde İstanbul'da daha ucuza mı yolculuk yapacaksınız? Hayır, hayatın gerçekleri bunun beraberinde getirdiği doğal sonuçlar her parti ve yönetim için geçerli. Ama merkezi hükümetle uyumu olan ve bu anlamda senkronizasyonu sağlayan belediyelerde tabii sıçrama etkisi ve sonuç üretme kabiliyeti elbette daha yüksek oluyor. Bunu reddetmek mümkün değil. Peki, teşekkür ederim. Şimdi terörle mücadele başlığına geçeceğim arkadaşlarım. Sevgili Ahmet, bir cümle ekleyeyim mi? Buyurun tabii. Sevgili Ahmet, bir cümle ekleyeyim mi? Tabii. Tabii şimdi biz şunu konuşmadık. Henüz tabii seçim beyannameleri ve adayların kampanyaları ortaya çıkmadığı için. Ama ben yerel yönetimlerdeki sosyal politikaların da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani seçmen büyük şehirlerde de adayların hangi sosyal politikaları belediyelerde uyguladığına ya da uygulama vaadi verdiğine de bakacak. Eğer bunlar emeklilere, dar gelirlilere, engellilere yönelik bir takım önemli unsurlar içeriyorsa tabii ki oy tercihlerinde bunun da etkisi olur. Bunu da eklemek isterim. Peki. Var mı ekleyeceğiniz, size sorayım. Peki, bir cümle de sizden alayım. Ne yaparsak yapalım, 10 bin lira emekli maaşı İstanbul'da ev kirası ödemiyor. Doğalgazı, elektriği, 7500 lirayken ödüyor muydu hocam? 7500 iken ödüyor muydu? Ödemiyor. En düşük emekli aylığı 2500 liraydı. 3500, 5000, 7500, 10000. Yani şu bir gerçek. Şu anda en düşük emekli aylığı eğer normal trendde gitseydi maksimum 7000 liraydı. Yani şu anda yatırdığı primle alacağı aylık arasındaki ilişki.
10 bin azdır, 20 bin verelim, 30 bin verelim. Bunun tabii tartışılacak bir tarafı yok. Gönül bunu ister. Yani görüyoruz hayat şartlarını, biz de onun içinde mücadele ediyoruz. Siz de daha önceki programda ifade ettiniz. Doğrusu belki bir tercih, belki bir zorunluluk ama çok zarif buldum. Onu da çok ustaca ifade ettiniz. Ben toplu taşım aracı kullanıyorum diye. Belli ki siz İstanbul'daki belediye otobüsü hizmetinden memnunsunuz. Onu da latife olarak kabul edin. Ama sizin gibi kıymetli, Türkiye'nin seçkin bir akademisyeni İstanbul'da toplu taşımı kullanıyor mesela. Bu bile bir önemli bir gösterge başlı başına. Ama açıkçası belli ki AK Parti'nin zamanında yaptığı altyapı yatırımları son 4,5 yıldaki eksikliklere rağmen sizin bile kesintisiz iletişiminizi ya da ulaşımınızı sağlıyor diye bir hafif siyasi işlere uygun bir cümle kurmuş olayım sizi tahrik etmeden. Okan Müdevizoğlu, ama şunu da hatırlatalım o zaman. Şimdi yani 7,5'ta 10 bin oldu, 2,5'tan 10 bine geldi diyorsunuz. Ama ben şunu da duyuyorum. Ya eskiden aldığımız parayla daha çok imkana sahip olabiliyorduk. Daha çok alışveriş yapabiliyorduk. Alım gücü daha yüksekti. Şimdi maaş yükseliyor satın ama satın alma gücünün yükselmesi son derece önemli. Bunu ben de kabul ediyorum. Bu doğrudan doğruya işte fiyat istikrarı dediğimiz enflasyondaki düşüş, sonra bunun kalıcı olması, ondan sonra da tek haline evrilmesiyle ilgili. Önümüzde 2 yıllık bir süreç var. Bunu kabul edelim. Kolay bir süreç değil. O nedenle Burhanettin Hoca'nın söylediği, Şakir Hoca'ya bırakabilirsiniz memnuniyetle. Yani 2024 emekli yılı olacak derken maddi olanların yanında emeklileri hayata bağlayacak, onları sosyal olarak ve sosyoekonomik olarak destekleyecek yerel projeler ve bunların sürdürülebilirliği, kimin bunu uygulayabileceği de tabii ki göz ardı edilmeyecek bir kriterdir bence. Peki, Şakir Dinşahin, son söz demiştik, bir cümle demiştik, tamamlayamadınız, buyurun lütfen. Evet, yani emekli 10 binle geçinemediği gibi, ev kirasını ödeyemediği gibi asgari ücretli de 17.500'le bu işi yapamıyor. İstanbul'da ciddi bir geçim sıkıntısı var. Büyük şehirlerde ciddi bir geçim sıkıntısı var. Bunun genelde siyasi neticeleri olur. Şunu söyleyeyim, seçmene güvenmek lazım ama seçmene bir o kadar da güvenmemek lazım. Türk seçmeni alır, tartar, düşünür, artısına bakar, eksisine bakar, tersi kötüdür. Onu da hesaba katmak lazım diye düşünüyorum seçimler öncesinde. Peki, teşekkür ederim. Bir kısa ara vereceğim. Aranın ardından terörle mücadele başlığını konuşacağız. Siyasi işlere devam ediyoruz. İkinci saat dilimini artık açtık sayılır. Terörle mücadele konuşacağız. Zira yine çok ağır, acı bir hafta sonu geride kaldı. 9 şehit var Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı'nda. Daha 2 hafta önce de 12 askerimizi şehit vermiştik. Yani 2 hafta arayla toplam 21 şehidimiz var, yaralılarımız var. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri hemen operasyonlara başladı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini, onlarca hedefin vurulduğunu biliyoruz. Konu siyaseten de tartışılıyor. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda özel bir oturum gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı Meclis Genel Kurulu'nu yapılan harekatlarla terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün kabine toplantısı sonrası genişleyecek harekatlar, Suriye'nin kuzeyinde de hedefler vurulacak dedi. Konuşacağız. Okan Müdürsoğlu, sizinle başlayalım. Şimdi elbette harekatı, o bölgede yaşananları konuşuruz ama siyaseten tartışmaya değinmek isterim. Zira Sayın Özgür Özel'in bugün grup toplantısında yaptığı bir konuşma vardı. Milli Savunma Bakanı da biraz Özgür Özel'e yanıt verdi genel kuruldaki konuşmasında. Sayın Özel diyor ki, ekonomi kötü yönetiliyorsa, dış politika kötü yönetiliyorsa eleştirirsiniz. İçişlerinde zafiyet vardır, eleştirirsiniz. Ama şehit haberleri gelir, tartışmayın derler. Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak derler. Siz konuşmayın derler. Biz evlatlarınızın kanının yerde kalmaması için değil, kanının akmaması için bu tartışmayı yapıyoruz. Şimdi terörle mücadele ya da terörle mücadelede kullanılan harekat biçimi eleştirilemez bir başlık mıdır? Ne dersiniz? Eleştirilebilir ama DEM Parti ile siyaseten demlenmekte olan bir aktör, onun politikaları bu konuda söyledikleriyle samimiyet testine tabi tutulur ve zannederim o sınavı da geçemez. Buradaki temel konu bu. İkincisi,
Türkiye'nin siyasi sınırları bellidir de Türkiye'nin güvenlik sınırları nerede başlamaktadır? Burada stratejik olarak bir karar verildi. Türkiye'nin güvenlik sınırları tehdit neredeyse kaynağında bertaraf etmek üzerine kuruludur. Üçüncüsü, Sayın Özgür Özel ve maksimum emekli binbaşı ya da tuğgeneral seviyesinde muhtelif isimlerin açıklamaları onların ciddi bir terör uzmanı olduğu anlamına gelmez. Sayın Özel de değil. Peki ben nasıl konuşuyorum? Ben yaygın ve yoğun olarak bu konuda karar alıcı ve uygulayıcılarla temas içinde olduğum için bir genel çerçeveyi ancak söyleyebilirim. Yoksa bunun ötesinde askerin sahadaki konuşlanma biçimi üzerine bir doktrin ortaya koyamam. Ama ortaya konulmuş bir doktrin var. Bu nedir? Türkiye terörü kaynağında bertaraf edecek. Terör neredeyse hedef orasıdır. Türkiye mevcut sınırlarında savunmada bekleyerek Ankara'nın, İstanbul'un güvenliğini sağlayamaz. Dolayısıyla sınırımızın ötesinde Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinin bize verdiği meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Türkiye özellikle teröristlerin Irak'tan geçiş noktalarını mutlak anlamda kontrol etmeli. Şimdi bir şeyi unutmayalım. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve ailelerine de sabır diliyorum. Gerçekten zor. Geçen Şırnak valisi Cevdet Atay'la konuşuyordum. Cevdet Bey tabii Şırnak'tan bu şehitleri memleketlerine uğurlarken bütün o törenlerde bulunan bir isim olarak genç ölüm özellikle de evlat acısı konusunda gerçekten yani o telefon konuşmasına tanık olsaydı herhangi birisi yürekleri parçalayacak hususlar söyledi. Bu tarafından ele alırsanız zaten sözün bittiği yerdesiniz. Ama vatan savunması, beka ve alınacak önlemler dediğinizde bir defa son yaşanan hadise üst bölgesinde değil. Üst bölgesinin ileri keşif gözetleme noktası. Yani eğer o noktada pozisyon almazsanız üst bölgesine girmek, orada bayrağı indirmekle ilgili kurgulanmış ve ciddi destek alan terör gruplarından söz edersiniz. Bir önceki saldırının yaşandığı bölge değil mi orası? Yanlış mı biliyoruz? Ya 1740 ve 1754 rakımlı tepe ama hani otobüs durağı gibi sabit bir noktadan bahsetmiyoruz. Bu tepelerde terör örgütünün hareketlendiği ya da geçebileceği farklı noktalara askeri tabirle pusu atılıyor. Yani farklı noktalarda ileri üst ve gözetleme noktaları oluşturuyorsunuz ana üst bölgesini korumak için. O yüzden aynı yerde ve sürekli olarak durmuyor asker. Farklı noktalarda. Burada bütün mesele bir askerimizin konuşlandığı bu stratejik tepelerin altı hala mağaralarla dolu. İki ve en önemlisi hemen bu stratejik bölgelerin alt tarafında köyler var ve maalesef bu PKK'lı teröristler bu köylülerin arasında kamufle olmaya devam ediyor. Türk askeri de sivil hassasiyeti son derece yüksek olduğu için belli noktada istihbarat, takip faaliyeti yürütüyor. Ama işte geliyor bir eve giriyor bunlar. Bir evde saklanıyor. Doğal olarak siz orayı hedef belirlemiyorsunuz. İşte hani İsrail'in acımasızlığından bahsediyoruz. Türk askerinin ve Türkiye'nin duyarlılığı dediğiniz işte fark burada ortaya çıkıyor. O yüzden şu kararı vermiş durumda devlet aklı. Yani bir, sınırımızın ötesinde güvenli bir hat oluşturacağız. İki, bu hat aynı zamanda hem Irak'tan Türkiye'ye hem de Irak'tan Suriye'ye geçişi kilitleyecek. Bu son pençe kilit harekatlarının kilit kısmı bu. Ama şunu sorarsanız Milli Savunma Bakanlığı'nın ya da bakanlığının biraz daha detay vermesi gerekirdi. Bugün Sayın Yaşar Güler hayli önemli ve kayda değer konuşmalar yaptı. Gerekse Dışişleri Bakanı Hakan Avni'den. Ben oradan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin üst ya da gözetleme noktalarına yerleşmiş ya da yakınlarında konuşlanmış PKK'lı teröristlerle Kuzey Irak'ta Barzani değil ama Süleymaniye yani KYB bölgesinde, Talabani bölgesinde ciddi olarak lojistik destek alan terör gruplarının belirgin şekilde ve daha önce görülmediği biçimde hedef alınacağını anlıyorum. Ve bir bence hassas nokta da şu, yani Türkiye bu noktada yani özellikle sahadaki Amerikalılarla koordinasyonun sonuna kadar önemsemekle birlikte yani oradan çekilin ya da askeriniz o bölgede durmasın. Biz nokta olarak operasyon yapacağız dediğinde zaten bunu gerçekleştirmek üzere de yeterli bir süreyi ama örgüt mensuplarının kaçmasına imkan vermeyecek bir süreyi bu fırsat süresini çok etkin bir şekilde kullanacak. Bir de muziplik yapmama müsaade et. Bugün zaman zaman Sayın Yaşar Güler'i anons ederken Hulusi Akar'a atfen Sayın Numan Kurtulmuş da birkaç kez böyle dili sürçtü. Tabii önceki bakanımız
Hilmi Güler'e de selam Doğru. söyleyelim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden aday gösterildi. Açılışta bir gittim geldim. Ama belli ki Hilmi Güler hani inşallah mevsiminde sana bir fındık göndermeli yani ne olursa olsun. Bundan daha iyisi böyle izlenen etkili bir programda herkese nasip olmaz. Buradan da ona selam söyleyeyim. Yani özeti itibariyle terörle mücadele dediğiniz bir stratejik karar verdikten sonra bunun arkasında kararlı durmak. Ama bugün, şunu da sorayım mı? Bölgede... O kararlılık evet çok önemli dediğiniz gibi. Yani bir stratejik bir karar almışsınız. O kararlı duruş şu göstermeniz, geri adım atmamanız gerekiyor sonuç alabilmek için ama dediniz ki şimdi ilgili tepe orada üst bölgeleri var ama o tepenin alt tarafı mağaralarla dolu. Oradan fark edilmeden çıkıyor teröristler. Özellikle hava koşulları da böyle düştüğünde, görüş düştüğünde ve bununla birlikte eteklerde bazı köyler var. Köyler var. Köylerin içine maalesef saklanıyorlar. Şimdi belli ki stratejik açıdan aslında çok korunaklı bir bölge değil. Ki iki hafta arayla ciddi bir saldırı oldu. Maalesef çok ağır da bir zayiat verildi. Şehitlerimiz var. Yani o tepeyi başka bir yere çekmek ya da farklı bir önlem almak konuşuluyor mu Ankara'da? Ya şimdi bu tabii yine bir tartışma konusu da orada bulunmak zorundasınız. Bu tartışmasız bir gerçek. İki, askerimizin orada koordinatını kim veriyor? Asıl soru bu. Yani Türkiye'nin bugün takındığı pozisyon, bölgesindeki inisiyatifi, geliştirdiği kabiliyet nedeniyle buna yıpratma savaşı deniliyor. Yani Türkiye'de morali dibe çekmek, örgütün yeniden güçlendiği algısını vermek, örgütle bağlantılı siyaseti ve bu etnik siyasetin destekçilerini yeniden bir üst seviyede siyasal davranışa doğru ittirmek. Bunların hepsi artık Türkiye'nin bildiği, öngörebildiği hususlar. Şunu net söyleyeyim. Allah bütün askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi korusun. Bugün işte siz İstanbul'da yayın yapabiliyorsanız, elbette. Burhanettin Hoca Ankara'dan yorum yapabiliyorsa gerçekten belli noktaları tutmadan bu mümkün değil. Efendim o noktayı tutmasaydı üst bölgenizdeki yüzlerce askeriniz çok açık hedef haline gelecek. Sonra da bayrağınızı indirip size başka bir propaganda yapıp gördünüz mü diye sizi orada bütünüyle tutunamayacak duruma düşürecek. Ve bu anlamda Türkiye'nin mücadelesini, çabasını ve toplumsal desteğini felç edecek daha büyük bir plan devreye girecek. O nedenle tabii ki belli şartlarda askerlerin sahada bulunma biçimini gözden geçirebilirsiniz. Bu ancak orada bu mücadeleyi veren kurmay kadronun tercihleriyle ilgili anlık, lokal, dönemsel kararlar olabilir. Anladım. Ama ana mimari değiştirmez, değiştirmemeli. Peki. Şakir Dinçay, siz nasıl yorumluyorsunuz yaşanan bu tartışmayı siyaseten? Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Hakikaten zor iş. Anladığım kadarıyla yaralılarımız da var. Onlara da acil şifa dileriz öncelikle. Şimdi bu üzüntü verici haberleri aldığımız vakit tabii ki PKK terör örgütü bunu bir propaganda aracı haline getirmek istiyor. Ve görüntülerini yaydı askerlerimizin. Ve o görüntülere baktığımızda tabii ki kar olduk ama bir taraftan da içten içe herkes kendi kendine şu soruyu sordu. Bizim çocuklar orada daha iyi koşullarda, daha güvenli, emniyetli bir şekilde, kış şartlarında daha korunaklı bir şekilde bulunamaz mıydı? Bunun bir yolu yok muydu diye. Bugün ben hem Sayın Dışişleri Bakanımızı, hem Milli Savunma Bakanımızı, hem de Sayın Özgür Özel'i dinledim. Özgür Özel'in bazı soruları vardı. Bunlar aslında her vatandaşın söylemese de içinden geçirdiği sorulardı. Yani dedi ki işte bakayım not almıştım. Bu yaptığımız operasyonun bir siyasi askeri hedefi var mı? Varsa yerine geldi mi? Ya da ne olursa yerine gelecek. Askerlerimizi daha iyi koşullar içinde bulundurmak için almamız gereken bir tedbir var mı? Bir istihbarat zafiyeti söz konusu oldu mu? Askeri sağlık sistemimiz özellikle GATA'nın kapatılmasından sonra acaba bir zafiyete uğradı mı? Bundan dolayı askerlerimizin bir mağduriyeti söz konusu oluyor mu? Özellikle sıcak çatışmalara giren askerlerimizi yara aldıklarında anında müdahale edecek Sahra hastaneleri, bunlara sonra Sayın Milli Savunma Bakanımız... Milli Savunma yanıt verdi Sayın Bakan. Yanıt verdi. Onları da not ettim. Mesela toplamda 80
Ne kadar da doktor, iyi oldu. Doktor bölgede sahada çalışıyor. İşte çevrede sahra hastaneleri var dedi. Oradan ben ediliyor. Ben not dedi. Ettim. Sayın Milli Savunma Bakanımız dedi ki 80 tane doktorumuz var. Doğru. İşte 620 kilometrelik yol yaptık. 3 tane köprü yaptık. İşte 1713 tane kendi yazımı okuyamadım. Yaşam konteyneri yaptık. 346 banyo, tuvalet, işte binlerce, 3760 klima, 590 depo konteyneri, 138 revir buralarda tesis edilmiş. Pençe kilit operasyonunun olduğu yerde. Eğer özgür... Ben aslında bir, yani oraya ciddi anlamda konuşlandığını da anlıyoruz. Doğru askerin. Ama... Yani sadece üst bölgelerinde değil, bölgeye de... Yaşayın. Böylelikle Savunma Bakanımızdan bu cevapları almış olduk. İçimiz bir ölçüde rahatladı. Yani muhalefet hükümete sorular sorduğunda, hükümet de bakanlarla meclisin arası biraz açıldı başkanlık sisteminde. Bakanlarımız sık sık meclise gitseler, yapılan icraatları anlatsalar, muhalefet tarafından sorgulansalar, biz de vatandaş olarak, muhalefet de aynı zamanda bu konuda daha bilgi ve hatta bilinç sahibi olacak. Milli Savunma Bakanımızın verdiği bu cevapla zannediyorum bir bilinçlenme sadece muhalefette olmamıştır. Genel olarak vatandaşlarımız da dediğim gibi terör örgütünün yaydığı o görüntüler sonrasında her vatandaşımız aklından bunu geçirdi. Daha iyi koşullar olamaz mıydı diye, ama daha iyi koşullar olması için tedbirler alınmış bir uygulama var. Ha, belli ki yeterli değil. Çünkü o çocukların durumu gördüğümüz kadarıyla iyi değildi. Ama şunu da anladık ki bunu da iyileştirmek için alınan tedbirler var. Belki muhalefetin bu konuda sorgulaması, sorması bu işleri hızlandırıyordur. Ben Suriye'de yapılan operasyonlar sırasında Gaziantep'te çalışıyordum. Oradaki bir üniversitede çalışıyordum ve Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda bazen sınırdan, bazen sınırın öbür tarafına geçip İdlib'den, Cilve Gözü'nden, Barış Pınarı'nda, Barış Bahar Kalkanı'nda hep o bölgedeydim ve takip etme imkanı buldum. Özellikle bu harekatlar öncesinde ne olduğunu kısaca anlatmak isterim, çok kısa. Özellikle Kilis'te bir taraftan DAEŞ'in, IŞİD'in, bir taraftan PKK'nın, PYD'nin roketi ya da saldırısı altındaydı vatandaşlarımız. Her gün Kilis kent merkezine roketler düşerdi. Doğru. Ve ancak ordumuz bu harekatı yaptıktan sonra, özellikle Fırat Kalkanı'ndan, Zeytin Dalı'ndan sonra İdlib'in değil, düzeltiyorum, Afrin'in kontrol altına alınması, içeride bir güvenlik, Suriye sınırının içerisinde Türk ordusunun bir güvenlik koridoru oluşturmasından sonra biz sınır illerindeki insanlar olarak güven ve huzur içerisinde yaşamaya ancak doğru. O zaman başladık. Çaresizdi insanlar, özellikle Kilis'te. Kilis valisi açıklama yapıyordu. Evin kuzey tarafında oturun, güneyden roket gelebilir çünkü. Bu böyle bir tedbir mümkün değil. Yani çocuklar huzursuzdu, pek çok çocuğumuz travma geçirdi. Her neyse, 200 vatandaşımız öldü, sokakta yürürken öldüler. Bunları hatırlamak lazım. Ancak bu operasyonlardan sonra dediğim gibi huzur ve güven ortamı tesis edildi. Çok da iyi oldu. Irak'ta da bir benzerini yaptı hükümetimiz, ordumuz. Hükümetin aldığı kararla tabii. Irak sınırında içeriye 15-30 kilometre arasında bir güvenlik hattı oluşturmak suretiyle içeride üsler, mevziler kurulmuş. Sayın Bahçeli 60 kilometreye kadar çekelim diyor bugün yaptığı açıklama. Önemli olan sınırlarımızı korumak. Sınırları korumak için ne kadar girmek gerekiyorsa o kadar girmek lazım. Neticede bizim burada bulunma nedenimiz Irak'taki ve Suriye'deki devletlerin zayıf devletler olması ve kendi toprakları üzerinde hakimiyet tesis edemiyor olmaları. Eğer hakimiyet tesis ediyor olabilselerdi bir terör örgütünü, terör örgütlerini kendi topraklarında barındırmazlardı. Biz de merkezi hükümetlerle doğrudan muhatap olmak suretiyle huzur içinde ya da güvenliği sağlayabilirdik. Ama o hükümetler zayıf olduğu sürece bu terör örgütleri oralarda barınıyorlar.
meşru müdafaa hakkını kullanıyor Türkiye. Onun için 15 gerekiyorsa 15 kilometre, 30 kilometre gerekiyorsa 30 kilometre içeri girilebilir. Maksadımız o toprakları almak, işgal etmek, ilhak etmek değil, kendi sınırımızın güvenliğini sağlamak. Burada ciddi bir politika değişikliği olmuş. Hı hı. Ben asker değilim, asker emeklisi değilim, bu konu hakkında uzman değilim. Güvenlik konusunda değil ama güvenlik politikası konusunda ya da bunun politikaya yansıması konusunda zannediyorum biraz konuşabilirim. Ama yine de haddimi aşarsam uyarsınlar beni bu konuyu iyi bilenler. Şimdi daha önce yapılan ya da benimsenen politika sınırımızı korumak için zaman zaman içeriye girmek, geçici ve sınırlı süreli operasyonlar yapıp takibe yönelik. Sonra geri dönmek. Sonra geri dönmeydi. Bu değişiklikle birlikte süresiz, daha kalıcı ve o hattı tamamıyla koruyan bir kilit altına alan bir politika benimsenmiş. Şimdi buradaki anladığım kadarıyla soru işareti kış aylarında buradaki askerlerimizin emniyetini, irtibatını, keşif kabiliyetini sağlamaya devam edebilecek miyiz? Hı hı. Ben dediğim gibi asker olmayan, askerlik konusunda sınırlı bilgisi olan birisi olarak bir süre değil aslında epey bir süre bölgede yaşamış birisi olarak askerlerimizin sınırdan içeri girdikten sonraki halini biliyorum. Yani güvenliğimiz konusunda, huzurumuz konusunda bu sınır illerinde büyük bir gelişme oldu. Anladım. Sayın Fidan da dedi ki, güvenlikle demokrasi arasındaki dengeyi çok iyi gözetiyoruz. Hı hı. Şimdi güvenlik tesis edilince, memlekette güvenlik kaygımız azalınca demokratik kaygılarımızı ifade etmekte biraz daha serbest hissediyoruz kendimizi. Hı hı. O bakımdan muhalefet, madem ki güvenli bir ülke haline geldik, ülkemiz içindeki terör faaliyetleri bir zamanlar olduğu gibi değil, çok sınırlı ya da hiç yok neredeyse. Bunu o zaman demokrasiyi işletmek lazım. O zaman farklı fikirleri konuşturmak lazım. Silahlı kuvvetlerimizin demokratik bir denetim altına alınmasını sağlamak lazım. Tabii ki mecliste devletimizin sırları, silahlı kuvvetlerimizin operasyonlarının ayrıntıları konuşulmaz. Ama bugün olduğu gibi Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız gelirler, muhalefete de anlatırlar. O sırada sade vatandaşlar olarak biz de öğreniriz, biz de bilinçleniriz. Anladım. Belki art niyetle ordumuzu eleştirenlere karşı daha iyi bilgilenmiş, donanmış oluruz. Muhalefetin rolü bence çok önemli. Muhalefet sorgulasın, onlar cevap versin. Biz vatandaş olarak rahatlayalım, öğrenelim, bilinçlenelim. Peki. Burhanettin Duran, şimdi bugünkü oturum evet önemliydi. Hatta o oturumda Sayın Dışişleri Bakanı'nın terörle mücadele diplomasisi vurgusu alt başlıklarla mutlaka konuşulması gerekiyor. Ama şunu soracağım. Şimdi bu tabii sadece iki bakanın konuştuğu bir oturum değildi. Sonrasında muhalefet partileri de söz aldılar. Onlar da kendi görüşlerini dile getirdiler. Şöyle bir gazeteleri internetten baktığımda öne çıkan işte muhalefet diyor ki tamam bilgilendik, öğrendik ama sorumlu kim? Bu sorunun hala yanıtı yok. Bu gibi durumlarda sorumlu aranır mı, aranmalı mıdır? Kimdir sorumlusu yaşanan bu saldırıların ya da şehit haberlerinin? Sevgili Ahmet, tabii Türkiye'de terörle mücadelenin 40 yıla neredeyse bulmuş olması uzun bir mesele olduğunu ve çok yönlü bir meseleyle yüz yüze olduğumuzu da ortaya koymakta. Bizim şimdi konuştuğumuz bölge Irak'ta önemli bir bölge biliyorsunuz. Metin Azap, Harkur buradaki o Pençe Kilit Operasyonu bölgesi Türkiye'nin kış aylarında geri çekilmeden orada kalmayı, yaklaşık 100 tane üssün olduğu söyleniyor, orada varlığını devam ettirmeyi seçtiği bir bölge. Şimdi biz terörle mücadeleyi hangi politika çerçevesinde yapıyoruz? Bunları konuşmak, bunların Türkiye için ne anlama geldiğini, bunun terörle mücadele diplomasisi açısından hem bölge ülkeleriyle hem başka ülkelerle bunun nereye götürülmesi gerektiği konularını konuşmak elbette demokratik siyasetin unsurlarıdır. Hatta
daha da ileri giderek acaba oradaki spesifik konumlanmaların sonuçları nelerdir ve acaba daha iyi yapılabilir mi? Buna dair fikirler üretmek, alternatif politika önerileri getirmek muhalefetin de aslında demokratik görevidir. Böyle baktığımızda tabii ki eleştirmeleri ve sorgulamaları gerekir. Ancak şunu da görmek gerekir ki Türkiye'nin terörle mücadelesi temel bazı politikaların uygulanması ile yürüyor ve muhalefet de bu açıdan bakıldığında bazı temel ayrışmalara sahip. Mesela Türkiye'nin Suriye'de 4 tane operasyon yapmış olması, yani harekat gerçekleştirmiş olması, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı gibi, ya da bugün Sayın Savunma Bakanı Güler'in anlatmış olduğu 300 kilometrelik sınırda 15-20 kilometre derinliğindeki o bölgenin oluşturulmuş olması. Bunlar çok spesifik tercihlerdir. Yani bizim 1983'ten itibaren Irak'ta operasyon yaptığımızı hatırlarsak, yine Suriye'de 2016'dan sonra oralardaki bölgelerde önce DAEŞ ve PKK'yı çıkartarak yaptığımız operasyonlar hatırlanırsa, bizim sınırlarımızın dışında önleyici bir terörle mücadele politikamız var. Şimdi benim anladığım kadarıyla aslında muhalefetin bazı unsurları, CHP başta olmak üzere, bir kere bu politikaya karşılar. Şimdi DEM Parti'yi bir kenara koyalım, o zaten tümüyle karşı bunlara. Ama CHP son tezkerelere verdiği hayır kararıyla aslında Türk askerinin Suriye ve Irak'ta olmasına karşı. Bir kere buradan bir başlayalım. Eğer 2016 sonrasında bu proaktif, yani terörü kaynağında kurutma politikasına alternatif ne öneriyor CHP ki bu tezkerelere karşı çıkıyor? Şimdi biz evet iktidarın mevcut uygulamalarını eleştirme hakkına sahip olduğumuz gibi muhalefetin de ne önerdiğini öğrenme hakkına sahibiz. Yani muhalefet sadece soru sormaz, aynı zamanda alternatif politika da geliştirir. Ben CHP'nin alternatif hangi politikayı ürettiğini doğrusu bugünkü konuşmalarda veya Özgür Özel'in daha önceki konuşmalarında göremedim. Eğer Türkiye'nin Irak'tan ve Suriye'den çekilmesini istiyorsak, o zaman bizim PKK terörüyle kendi yurdumuzun içinde karşılaşacağımızın örneklerini bugün Savunma Bakanı Güler verdi. Bunları nasıl engelleyeceğimize dair bir politika önerisi var mı? Ben bunu da doğrusu görmüyorum. Dolayısıyla temel politika anlamında bugün Türkiye az önce hem Okan Bey'in hem Şakir Hoca'nın söylemiş olduğu gibi doğru politikayı yürütüyor. Terörle mücadelede gidebildiğiniz derinliğe kadar gidiyorsunuz. Bu çerçevede de Türkiye şimdi en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın anlattıklarından anladığım kadarıyla Türkiye hem Irak'ta hem Suriye'de yeni kararlı operasyonlar yapmaya kararlılıklarındadır. Yani yeni operasyonların hazırlıkları yapılacaktır ve bahar aylarında bunlar gerçekleşirse şaşırmam. Neden? Bu son saldırılar, üst bölgelerinin ön emniyet bölgelerine yapılan bu saldırılar göstermiştir ki PKK ile mücadelede yeni adımlar, ileri hamleler atılmak durumundadır. Kış aylarında herhalde buraya kadar anlattıklarım ordumuzun o bölgede ne işi var sorusunu cevaplandırıyor. Yani PKK terörü ülkemizin içine gelmeden bizim orada olmamız gerekiyor. Peki bunun başka sorunları yok mu? Ya da ortaya çıkan sorunlar nasıl aşılabilir? Bunlar spesifik olarak sorulabilir. Bunların askeri uzmanlar tarafından tabii ki cevaplandırılması gerekir. Fakat şunu söylemekle başka bir çerçeve işaret edeyim. Demek ki biz ordumuzun o bölgede ne işi var sorusunu geçtik. Geldik ikinci meseleye. Daha ne kadar derine gidebiliriz? Daha neler yapılabilir? Sayın Fidan'ın terörle mücadele diplomasisi dediği husus aslında Suriye'de YPG boyutuyla ABD ile, yine Suriye rejimiyle bir normalleşme arayışı çerçevesinde yürütülen, fakat ne yazık ki Esed rejiminin Türk askerinin bölgelerden çekilmesini şart koşması sebebiyle yürümeyen o normalleşme. Aynı şekilde Irak merkezi hükümetinin sınırda güvenliği sağlayabilmesi, Sincar'ı boşaltabilmesi, PKK'dan kısmen boşaltıldı ama yeterli değil. Evet. Bunun gibi unsurları içeriyor. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta hem Barzani ile hem Talebani ile yürütülen görüşmeler, yani Barzani ailesiyle ve Talebani ailesiyle yapılan görüşmeler bunun diplomatik kısmını gösteriyor.
Sayın Fidan'ın KYB'ye yani Süleymaniye'ye verdiği mesaj çok net. Eğer siz ayrıca soracağım. Yapamayacaksanız ve bu biz bunda daha ileri gideceğiz mesajı veriliyor. Ben bunun çok açık bir mesaj olduğunu soracağım. Burhanettin Duran. Tabii ki Irak Merkezi Yönetimi ve Kuzey Irak'la yönetilen bu diplomasik faaliyetler, bütün bunların hepsini bir araya aldığımızda ortaya çıkan şey şudur. Terörle mücadelede entegre bir politika yürütülüyor. Yani evet. Temel çerçevede bir sıkıntı yok. O zaman geriye kalan şey şu, iki cümleyle tamamlayayım. O zaman geriye kalan şey şu, muhalefetin terörle mücadelede bunun bir devlet politikası olduğunu görerek destek vermesi gerekir. Bu tabii ki meclisteki görüşmeyi ya da demokratik sorgulamayı dışlamaz. Fakat tezkereye hayır diyen bir siyasi partinin ya da DEM Parti ile bu konularda başka bir şeffaf işbirliği yürütürken eleştiriye muhatap olmasını da gayet normal karşılaması lazım. Anladım. Okan Müderrisoğlu, bu terörle mücadele diplomasisini önemsiyorum. Biraz konuşulması gerekiyor. Burhanettin Duran da aslında sınırlarını çizdi. Yani çerçeveyi çizdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne verdiği destek. Bunu biz yıllardır konuşuyoruz. Hatta bir siyasi ezbere de dönüştü. Siyasi ezbere dönüşmesi gerçekliğini ortadan kaldırmıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de saklama gereği duymuyor. Yani Suriye'den gelen görüntüleri biliyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz. Başkanlar bir araya geliyorlar. Dışişleri Bakanları sürekli temas halinde. İşte Savunma Bakanları devamlı diyalog halindeler. Neden bir türlü bu bağı koparamıyor diplomasi, bu iki ülke ilişkisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüyle bağını koparamıyor? Nedir bunun önündeki engel? Birisi Türkiye için, yani sizin için, bizim için yaşamsal varlık. Öbürü ise binlerce kilometre öteden stratejik bir takım hesapları için kurallara eğip büken ve kaba güce dayalı bir politik doktrinin temsilcisi. Dolayısıyla iki ülke ilişkisi aradan çıkaramıyor mu terör örgütünü? Yani bir şekilde diplomasi çıkaramıyor mu bunu? Şu noktada ayrışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye dayalı hesapları, İran'ı hedefleyen ve baskılamaya dönük politikaları, Türkiye'yi aynı şekilde belli yörüngede tutmaya dönük hesaplarıyla İsrail'in güvenliğini sağlamaya dönük bir tampon, bir devlet ya da devlet altı yapı oluşturma hesabı Türkiye'nin beka meselesi ve bölgedeki büyük aktör olarak geleceği ve güvenliğiyle ilgili planlarıyla karşı karşıya gelmiş durumda. Dolayısıyla diplomasi evet bunun için var ama belli noktalarda işbirliği yapıp belli noktalarda sert bir şekilde karşı karşıya gelebileceğiniz yeni bir dönemin kapısı aralandığı ifade ediliyor ki Burhanettin Hoca bu konuda daha fazla bilgi ve detay sahibi, aynı zamanda bunu kavramlaştırdı. Umarım belki o konuya girer. Bir parantez açayım. Çok isabetli bir soru sordun. Hani askerlerimiz şehit oldu, yaralılarımız var. Yüreğimiz hani gerçekten kanıyor. Bu bir klişe değil. Türkiye'nin 40 yıllık tarihinde hep bu büyük sınamalardan geçerek geliyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun sorumlusu PKK terör örgütü ve ona destek verenlerdir. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden bir arayış içinde olan varsa, Türk Silahlı Kuvvetleri ölümlü her olayı adli ve idari olarak soruşturuyor. Bunun komuta kontrol ya da istihbarat dahil olmak üzere açıkları varsa sorumlularıyla ilgili gereğini de yapıyor. Bunun kamuoyuyla paylaşılması gerekli midir? Bence değildir. Ama bugünkü konvansiyonel iletişim biçiminde Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Genelkurmay'ın da süreç yönetimiyle ilgili bir takım yeni yöntemlere ve belki iletişim diline ihtiyacı olabilir. Hiç olmadığı kadar geçmiş dönemde bilgilendirmeye açık bir süreç işliyor. Her perşembe günü Sayın Milli Savunma Bakanı'nın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantıları oluyor. On the ve off the record her konu konuşuluyor orada bizim muhabir arkadaşlarımızla. Bizim arka plan olarak bildiğimiz epeyce bir konu oluyor. Sürecin yönetimi bakımından önemsiyorum. Bir husus. Anladım.
Bu hani terörle mücadele diplomasisi açısından. Şunu sorayım, hocam... şunu sorayım onunla gelelim yine oraya. Şimdi biraz önce siz de dediniz ya, yani klişe gibi gelmesin, gerçek budur. Yaşanan bu saldırı ve şehitlerimizin işte sorumlusu terör örgütü ve arkasındaki destekçileri. Şimdi destekçileri biliyoruz. Herkes söylüyor, telaffuz ediyor. Onlar da kendilerini saklamıyorlar. Mesela şöyle diyenler var. Madem öyle, işte hesabını onlardan soralım. İlişkiyi keselim ya da işte farklı bir boyuta taşıyalım ilişkileri. O yaklaşıma ne diyorsunuz? Yani Türkiye uzay boşluğunda bir ülke değil. Doğal olarak bir maliyete katlanıyor. Çünkü Türkiye yörünge bir devlet olmaktan bir çekim merkezi ve bağımsız politika, milli çıkarlarını önceleyen politika uygulamak isteyen ve bunu da son dönemde pratik olarak hayata geçiren bir ülke. Dolayısıyla ya pasif konumda olacaksınız, size söylenenleri, dikte edilenleri uygulayacaksınız ya da belli maliyetleri göze alarak bu coğrafyada geçici olan bu aktörlerin er ya da geç başka maliyetlerde üstlenerek çekildiği bir sürece kadar direneceksiniz. Ama aynı zamanda da başka hak, alaka ve menfaatleriniz var. Bu anlamda da diyaloğu sürdüreceksiniz. Ben bu soruyu yıllık bilgilendirme toplantısında Sayın Yaşar Güler'e sorduğumda hemen hemen buna benzer bir değerlendirme de yapmıştı. Şunu söyleyeyim, Burhanettin Hoca Süleymaniye özelinde hani Talabani ve işte uzantılarıyla bir diplomasi yürüdüğünü söyledi. Maalesef bu diplomasi kanalını doğrudan doğruya PKK terör örgütünün yeni ve güncel ve yine hamisi olmayı tercih ederek, örneğin Barzani tarafı PKK ile mücadele konusunda daha inisiyatif alıyormuş gibi gözüküyor şu anda Ankara'nın değerlendirmesinde. Anladım. Ama Talabat'ın tarafı Süleymaniye uçuşları bile Türkiye kapatmış vaziyette. Orada işler biraz farklı gidiyor ve bence orası da bundan sonra Türkiye için açık hedef olur. Peki biraz açacağız. Şakir Dinçay'ın siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu terörle mücadele diplomasisi kavramına? Ve hali hazırda yürütülen o diplomasiyi nasıl buluyorsunuz? Var mıdır? Bu olmazsa olmaz bir şey. Çünkü terörün pek çok kaynağı var. Bunun işte bir toplumsal tabanı var. Ekonomik kaynakları var. Silahlı kanadı var. Ve evet, bir de uluslararası ilişkileri var. Bunların her birini ayrı ayrı kurutmak gerekiyor. Ya da her birini boşa çıkartmak gerekiyor. Onun için sadece silahlı mücadele, silahlı kuvvetler üzerinden yaptığımız bir mücadele değil. Aynı zamanda bunun toplumsal network'ünü de ortadan kaldırmak üzere tedbirler almak gerekir. Ekonomik kaynaklarını ortadan kaldırmak için tedbirler almak gerekir. Ve diplomatik bir desteğe maalesef zaman zaman sahip. Yani PKK'yı Amerika Birleşik Devletleri kurmadı. Bugün de Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan dedi, yani ilk çıktığı vakit Marksist, Leninist, hatta yani Mao'cu bir örgüt olarak çıkmış olabilir. Ama şimdi Amerika ile çalışıyor. Her neyse, kendi amacı doğrultusunda ideolojik olarak da şekilsiz bir hal alabilen ama pek çok ülke tarafından Türkiye ile düşman olmasa bile Türkiye ile görüş ayrılıkları olan, fikir ayrılıkları, çıkar çatışmaları olan ülkeler zaman zaman Türkiye'nin karşısında duran bu aktörler tarafından, sadece PKK değil, DAEŞ, DHKPC ve vesaire pek çok terör örgütünü kullanabiliyorlar bize karşı. Hizbullah gibi terör örgütlerini kullanabiliyorlar. Onun için bu bağlantıları işlevsiz hale getirmek diplomasinin bir, ne diyeyim, önemli bir aracı. Zannediyorum bir taraftan tankımızla, topumuzla, tüfeğimizle, askerimizle kendimizi gösterirken, öbür taraftan diplomatik olarak bizim doğru ve haklı olduğumuzu ve bunların kullanışlı aparatlar olmadığını Amerika Birleşik Devletleri gibi müttefiklerimize tekrar göstermemiz gerekiyor. Ama bunu yaparken aynı zamanda eğer terörün bir toplumsal destek tabanı varsa, bu desteğin ortadan kalkması için de demokratik tedbirlerin alınması gerekiyor. Her bir taraftan, yani neyi kullanıyorsa terör örgütü, adam toplamak için, devşirmek için, zorla almak için, bunun kaynaklarının ortadan kaldırılması gerekir diye düşünüyorum. Bugün Sayın Özel dedi ki bizim aslında alışık olduğumuz şeyde oydu. Yani terör ortamlarında ya da
devletin milli menfaatlerinin, yani herhangi bir siyasi partinin değil, bütün vatandaşlarının topluca milli menfaati olan bir konuda genelde siyasi partiler bir araya gelirler. Ama alışık olduğumuz, bugün de Özgür Özel'in hatırlattığı şey, bir karar alınmadan önce, dış ilişkilerde bir adım atılmadan önce en azından ana muhalefet partisi davet edilir, briefing verilir, böyle bir yol izleyeceğiz diyerek her şey olup bittikten sonra değil, aslında yola çıkılırken de desteği alınarak çıkılır. Ve muhalefet partileri... Sayın Hocam, o ana muhalefet partisinin kendisinin anlatılanı DEM Parti ile paylaşmayacağının garantisi var mı? Böyle bir ana muhalefet partisi var mı? Çok özür diliyorum. Bir soru daha sorayım. Lütfen. Bakın, yakın zamanda açık görüşme yaptılar DEM Parti eski HDP eş başkanlarıyla. Bugün çok net bir şekilde görüyoruz ki DEM Parti'nin ajandası farklı. Yani İmralı'daki terör başı Öcalan'ın onlara göre tecritiyle ilgili de CHP'nin daha yüksek sesle bir tavır almasını istiyorlar. Yani niyet başka, hedef başka. Dolayısıyla demokrasinin sunduğu imkan ve kabiliyetleri de istismar niyeti bambaşka. Siz ne kadar iyi niyetlisiniz ama böyle bir aktör mü var karşınızda? Ama bu da birazcık haksızlık değil mi? Yani şimdi siyaseten yapılan bir işbirliği farklı bir yere konumlanabilir ama söz konusu vatan savunması ya da terörle mücadele ise neden böyle bir adım atsın ki Cumhuriyet Halk Partisi? Ben de diyorum ki neden atmasın ki? Yani HDP, yani DEM Parti ile siyasi işbirliği adına açık pozisyon almış ve o partinin ajandası, sözde Öcalan'ın tecridi diye ifade ettikleri bir süreci başlatmak üzerinden giderek Türkiye'yi ayrıştıracak veya Türkiye'yi federatif bir yapıya doğru dönüştürerek daha sonra KCK modeliyle Türkiye, İran, Suriye, Irak arasında İsrail'e müzahir, Amerika'nın öteden beri projelendirdiği bir modeli hayata geçirmek için adım adım ilerlerken, yani siz ne kadar iyi niyet arayabilirsiniz? Ben demiyorum ki bunu yaparlar. Ama bunun yapılmayacağına ilişkin güven veren bir siyasi ortam yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Ne dersiniz Sayın İnşay? Şimdi şöyle, bir politika oluşturulurken istişare edilebilir. Ama bu istişare yapılırken siz operasyonun detaylarını vermeyin tabii. Sır olan operasyonu riske edecek, askerlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir şeyi tabii ki paylaşmayın. Ama genel prensipler konuşulabilir mi? Bence konuşulur. Hocam konuşulamaz. Bu, tezkereye hayır demiş. Irak ve Suriye'den askerinizi çekin diyen bir yapıyla neyi konuşacaksınız? Edin. Hangi temel politikayı konuşacaksınız? Okan Bey, sonuçta merak ediyorum. Hızlı hayır, hayır. Şimdi ben devletin... söz hakkımdan fedakarlık yaparım ama bu önemli bir husus. Böyle genel geçer geçiştirmeyelim. Hocam çok hassas bir konuya girdi. Ben de merak ediyorum. Hani bizim eksik devamını bıraktığımız husus ne varsa. Peki. Memnuniyetle. Buyurun. Şimdi anayasamızın 117. maddesine göre, hala anayasamız var değil mi? Neyse, Türkiye Büyük Millet Meclisi manevi olarak başkomutan sıfatını taşıyor. Ve fiili olarak da Cumhurbaşkanımız bu sıfatı taşıyor. O bakımdan Millet Meclisi'ndeki partilere, özellikle de ana muhalefet partisine bu konuda güven duymak lazım. İktidara da güven duymak lazım. İktidarımız ya da AK Parti iktidarı bir zamanlar gitti, Oslo görüşmelerini yaptı. İmralı'da hain terörist başının kendisiyle müzakereler yapıldı. Biliyoruz ki bu HADEP milletvekillerinin bir kısmını hükümetimiz görevlendirdi, Kandil'de görüşmeler yapıldı. Biz şimdi hükümetimizi hiç terörist işbirliğiyle suçlayabilir miyiz? Asla. Neden? Görüştüler bu işte. Konuşarak işte Kürt açılımı dediler, demokratik açılım dediler, buradan başka bir şey çıkabilir dediler. Diye bakıldı. Hayır, şimdi biz ona bakarak işte ha burada teröristler geldi otobüslerin üzerine, neyse mitingvari görüntüler ortaya çıktı. Hepimizin bunları tekrar ediyorsunuz işte. Bunları tekrar ediyorsunuz. Nereye geldik ondan sonra? Bunlar yaşanmışken hala aynı hatayı mı yapacağız? Hayır, yapmayın tabii ki. Allah'tan MHP var, size yaptırmıyor bunları. Yani bana şimdi, bir dakika, size derken ben siyasi bir kimlik değilim yani, lütfen rica ederim. Yapmayalım mı dediniz ya, o yüzden bence öyle yapma yani öyle anlaşıldı. Siz bence. Siz biz diye söyleyince ben de siz dedim. Ya tamam, Türkiye'nin buyurun. Hak, yani, alaka tamam. Ve menfaatlerinde siz biz verin. Yok ki. Yok Sakin Ahmet bir dakika evet. Şimdi beni baskılama. Ben süremden doğru ortalığı hareketlendirmeyi başardı.
Yani hocam burada olduğum için bana bir merhaba bile demediniz. Ben halbuki Ankara ve İstanbul'a selam göndermiştim. Ankara'ya göndermediniz ondan herhalde. Hoca Ankara'da evet, oldu. Üstelik de Amerika'dan konuşuyorum ha. Amerikan istihbaratı da dinliyordur ama yine de Amerika'dan da konuşuyorum. Türkiye'de konuştuğum gibi. İstihbaratı gerek yok. Televizyonda yayınlanıyor. Şakir Bey hikayeyi tamamlasın lütfen. Ben çünkü Burhanettin Duran'a bu KYB işini sormak istiyorum. Buyurun tamamlayın lütfen Şakir Bey hikayeyi. Neyse demokratik olarak özellikle de ülke içerisinde ordumuz sayesinde, evet hükümetimizin son dönemde izlediği politikalar sayesinde hazır bir huzur ve güven ortamı oluşmuşken siyasi Allah partilerimize daha çok güvenebiliriz. Demokratik olarak bu işlerin ilerlemesi için daha çok gayret sarf edebiliriz. Hakan Fidan Bakanımızın söylediği gibi güvenlikle demokrasi arasında bir denge kurulur. Şu anda kendimizi ordumuz sayesinde güvende hissediyoruz. Demokrasi için biraz daha şans tanıyabiliriz, biraz daha ayrıcalıklı ya da normalde yaptığımızdan daha fazlasını yapabiliriz. Hükümetler bunu yapar, muhalefet partileri yapar. Herkesi terörist ilan etmeyelim. Bu memleketimiz için hayırlı bir şey değil. Umalım ki yanlış söylüyorlar. Yani bu kadar kişi eğer terörist olursa o zaman çok büyük bir felaketin içerisindeyiz. Anladım. Bilgilendirme çok, önemli diyorsunuz. Bilgilendirme, önemli dayanışma. Diyorsunuz. Okan Müderrisoğlu da aynı şeyin altını çiziyor. Bilinç yani hem muhalefette hem de halkta bilinç tesis etmek için bilgi vermek, istişare etmek, sadece muhalefetle istişare etmek değil, bu istişareyi halka da yansıtmak, bu birlik, bütünlük görüntüsünü her zaman sunmak lazım, göstermek lazım. Kutuplaşmadan bir hayır gelmiyor. Üstelik bu öyle böyle bir kutuplaşma değil. Yani bir tarafa, milleti bir tarafa teröristleri koyuyoruz ama terörist dediğimiz insanlar yapmayalım. Onlar yani... Her neyse anladım. Ana muhalefetimizi peki. Gözden çıkartmayalım. Peki. İktidarı da habur görüntüsü oldu diye gözden çıkartmayalım. Terörle işbirliği yaptılar demeyelim. Peki. O da yanlış olur. Peki. Burhanettin Duran, şimdi Sayın Hakan Fidan'ın bugünkü konuşması evet önemliydi. Özellikle Irak'ın kuzeyine yönelik, KYB'ye yönelik mesajları çok dikkat çekiciydi. Şimdi bilmeyenler için, gerçi izleyicilerimiz biliyordur ama Kuzey Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde iki tane güç odağı var. Erbil, Süleymaniye. Erbil'de Barzani, Süleymaniye'de Talabani. Erbil yönetimi PKK'ya mesafeli ama Hakan Fidan altını çiziyor. Süleymaniye yönetimi bu konuda biraz ne diyelim... Erbil gibi davranmıyor. Biraz değil, köklü olarak. Peki. Köklü olarak farklı. Süleymaniye ve çevresinde çok alan açtığını söyledi PKK'ya, KYB'nin, Sayın Hakan Fidan. O Peşmerge'nin biraz ortamı boşaltmasıyla Iraklı milislerin PKK ile taktiksel işbirliğine girdiğini söyledi. Bizzat Suriye'de PKK-PYD unsurlarına KYB'nin eğitim verdiğini altını çizdi. Şimdi bir takım yaptırımlar var ama belli ki yetersiz, daha ileri gidebiliriz diye de bir uyarısı var çok açık net şekilde. Ne olabilir daha ileri adımlar? Şimdi sevgili Ahmet, Türkiye'nin Irak'ta ileri hangi adımları atabileceği sorusuna cevap vereceğim ama onun önce çerçevesini çizmeme lütfen müsaade et. Aslında bu az önce Şakir Hoca ile sevgili Okan'ın tartıştıkları meseleye de çok yakından değiniyor. Aslında söyleyeceğim şeyler bildiğimiz şeyler ama bir arada söylendiğinde belki biraz daha farklı bir perspektif oluşturur. Şimdi biz 40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Bu 40 rakamına başka bir 40 daha ekleyelim. Yaklaşık 40 bin insanımızın ölümüyle, şehit edilmesiyle sonuçlandığı söyleniyor bu terör örgütünün. Başka bir 40 da yaklaşık olarak söylüyorum. 40 bin teröristin bu kadar uzun bir süre içerisinde de yaklaşık 40 bin teröristin öldürüldüğü ifade ediliyor. Bu rakamların her birisi biraz yakınsama rakamlar. Ama şunu göstermek açısından değerli. Bu uzun süredir devam eden bir terörle mücadele meselesi. Bu bir. İkincisi, bugün dünyada PKK-KCK kadar destek alan ve kendisine terör ortamını uygun ortam bulan başka bir terör örgütü yok. Bakın DAEŞ'tan Boko Haram'a ya da adını sanını bilmediğimiz başka bir sürü terör örgütüne kadar
hepsine bakın. Bu PKK'nın temin edebildiği ya da kendisine sunulan ya da bir şekilde bu fırsatı bulduğu bir böylesi zehirli bir ortam hiçbir terör örgütü için bahsedilemez. Suriye'de, Irak'ta, İran'da yuvalanabiliyor. Bakın evet, Suriye'de, Irak'ta, İran'da yuvalanabiliyor. Avrupa'da başkentlerinde demokrasi, bize demokrasi satan o başkentlerde aynı şey DAEŞ'le ilgili olduğunda çok sert tepki koyanlar, PKK'yı da terör örgütü olarak tanıdıkları halde onların miting yapmasına müsaade ediyorlar, militan devşirilmesine müsaade ediyorlar, para toplanmasına müsaade ediyorlar. ABD ile ilgili olan YPG'ye verdiği açık destek ve onun etrafında onu orada bir özerk bölgeye taşıyacak verdiği desteği de yanına koyun. Şimdi bütün bunların hepsi bir arada böyle bir terör örgütüyle mücadele ederken en önemli şey nedir biliyor musunuz? En önemli şey bugüne kadar Türk milletinin göstermiş olduğu kararlılıktır, milletçe beraberliktir. Bizim bunu korumamız çok önemli ve bunu devam ettirmemiz lazım. Bakın bir de buna ek olarak biz ne yapıyoruz? PKK ile arasına bağ koyamadığını bildiğimiz bir siyasi çizginin partilerinin mecliste olmasına da müsaade ediyoruz. Şimdi bu kadar zorlu bir terörle mücadeleyi yürütürken aynı zamanda demokrasiye, siyasete de alan açıyoruz. Bakın gerçekten insanlar bazen kendi ülkelerine bakarken hakkaniyeti elden kaçırabiliyorlar. Böylesi bir terörle mücadele hikayesi bence diğer ülkelerde yok. Burada kendimize haksızlık etmeyelim. Ha peki o zaman bazı hassasiyetleri göstermek zorundayız. Nedir onlar? Muhalefet partileri de dahil olmak üzere bunun bir devlet politikası olarak arkasında, terörle mücadelenin arkasında birleşmek gerekiyor. Aksi takdirde biz bunu değerlendirelim elbette, demokratik olarak da sorgulayalım ama sınırları iyi bilelim. Terörle mücadeleyi zafiyete uğratmayacak şekilde bunu yapmak evet. zorundayız. Önümüzdeki 5-10 sene daha bunun sürebileceğini öngörmek zorundayız. Şimdi bu çerçeveyi koyduktan sonra şunu söyleyeyim. KYB'ye yönelik daha ileri tedbirler. Zaman zaman bu sınırları... Hızlıca lütfen. Evet, muhalefet partileri zaman zaman bunu aşmıyorlar mı? Aşıyorlar. Bence buna dikkat etmeleri gerekir. Irak'la ve Suriye ile ilgili olarak, bence ikisiyle ilgili olarak Türk güvenlik makamlarının ben yeni planlamalar ve yeni ileri hamleleri düşündükleri kanaatindeyim. Bu sadece Irak'la ilgili değil, Suriye ile ilgili de düşünülmeli. Hı hı. Tabii bunun zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Yani YPG'nin varlığının Amerikan askerleri tarafından korunduğu ve bu çerçevede bunu yürütmek zorunda kaldığınız düşünülürse, yine aynı şekilde Suriye rejimi açısından, Suriye'deki kısmı için söylüyorum, bunun daha nitelikli, daha ileri hamlelerle devam edeceğini ben varsayıyorum, tahmin ediyorum. Irak'la ilgili meseleye geldiğimizde, şimdi Irak merkezi hükümeti sık sık şikayet ediyor. Bunlar diyorlar ki işte Kuzey Irak'taki yönetim bizi korumuyor, dinlemiyor. Petrolün paylaşımı ile ilgili, petrol gelirlerinin paylaşımı ile ilgili biliyorsunuz bir sıkıntı var. Fakat şöyle bir şey de yok tabii. Yani Irak merkezi hükümeti Irak'ın sınırlarını koruyamıyor. Yani oradaki PKK varlığını engellemesi gereken önce Irak merkezi hükümeti, sonra Kuzey Irak'taki Peki. hükümet bunların engellemeleri gerekiyor. Fakat bunu yapamıyorlar. Türkiye'nin burada önerdiği şey nedir? Bir, hem Irak'ın güvenliği için birlikte çalışalım. Yani PKK ile mücadele edelim. Kuzey Irak hükümeti yani Barzani boyutuyla Erbil buna sıcak bakıyor ve destek veriyor. Fakat Süleymaniye destek vermediği gibi aksine işler yapıyor. Merkezi hükümet buna yakın duruyor fakat oradaki gücünü bir türlü tahkim edemiyor. Evet. Burada Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Kuzey Irak'taki Barzani yönetimiyle Merkezi Irak yönetimi arasında işbirliğini arttırarak PKK ile mücadeleyi öncelemeye çalışıyor. Hem Irak'ın istikrarı açısından hem de kalkınma yolu başta olmak üzere Irak'la Türkiye'nin barış içerisinde, istikrar içerisinde entegrasyonu açısından. Bunların daha ileri gideceğini düşünüyorum. Çünkü bu kalkınma mesela Süleymaniye'ye yönelik bir müdahale PKK'nın bölgeden çok uç ama Burhanettin Duran, Süleymaniye'ye yönelik bir müdahale tabii çok uç bir senaryo ama mesela gündemde midir? Şu aşamada henüz o aşamada olmadığımızı düşünüyorum. Yani bugün için henüz o aşamada olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü neticede buna gittiğiniz durumda
Irak merkezi hükümetiyle de İran'ın da muhtemel etkisiyle yüzleşmeniz gerekir. Doğru. Ama bu yola giden mesafeler adım adım ve de hızlıca tüketiliyor. Peki, peki teşekkür ederim. Bir kısa reklam arası. Son bölümde Okan Müderrisoğlu, önemli bir iş için oradasınız. İlk Türk astronot uzaya gidecek. Onu konuşmak isterim. Çok kısa da bir süre mi kaldı? Bir ara devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Son bölüm. Okan Müderrisoğlu Orlando'dan bağlandı yayınımıza. Okan Müderrisoğlu, oraya gidiş nedeninizi konuşalım. Kalan 2 dakikalık sürede bir tarihe de tanıklık edeceksiniz. İlk Türk astronot uzaya gidiyor. Alper Gezer Avcı. Nedir oradaki atmosfer? Neler yaşıyorsunuz? Neler aktarırsınız? Birkaç detay aktarayım. Teşekkür Lütfen. Ediyorum. Bu vesileyle yani İstanbul, Ankara ve Orlando arasında yayını iyi idare ettin. Gerçekten zordu. Tebrik ediyorum. Ahmet Kasımhan kıskanmasın ama Şakir Hoca'yla da bugün fena değildi gerçekten. Ona da sevgi ve saygılarımı ileteyim. Burhanettin Hoca da akil adam rolünde maşallah. Şimdi bir uzay programı var Türkiye'nin. Bir Türkiye Uzay Ajansı oluşturuldu. Önce bunun kıvırılıyordu. Elbette büyük bir yolculuk ve bunun için önemli bir çaba sarf ediliyor. Bir defa bir anlaşma yapıldı. Florida'da, Orlando'da bu Cape Canaveral üstü NASA'nın aynı zamanda işte bu Elon Musk'ın teknoloji şirketi SpaceX, yani Space Exploration Technologies Company, yani uzay keşifleri teknolojileri şirketi burada bir fırlatma ve iniş istasyonu oluşturdu. Ve gerçekten uzaya gidip gelme kabiliyeti olan özel bir roket sistemi de geliştirdi. İşte ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı. Görüşme imkanınız oldu mu? Şöyle söyleyeyim, izole bir vaziyette. Doğru. O nedenle ancak Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir telekonferans yapıldı. Maskeliydi orada. Bu anlamda, evet, bu anlamda bir temastan tabii sakınılıyor. Sayın Bakan yine kendisiyle iletişime geçti ama yüz yüze iletişime şu anda bu sistem gereği izin verilmiyor. Çünkü Uluslararası İzay İstasyonu'na bir ekibin içinde gidecek, yani tek başına Doğru. gitmeyecek. Peki nasıl, heyecanlı mısınız orada? Biz ya şöyle bir husus tabii, hani hep Amerika'da başka örnekleri izlerdik televizyonda. Şimdi onu yerinde göreceğiz. Bir Türk astronot gidecek. İki, uzaydan çok büyük olasılıkla Türkiye ile ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bir bağlantı yapacak. Uzaya bazı semboller götürecek, sonra bunların bir kısmı Türkiye'ye dönecek ve Cumhurbaşkanlığı Müzesi'nde sergilenecek. Elbette orada yapılacak deneylere katkı Doğru. sağlayan, muşlu öğrencileri yetiştiren öğretmenin burada olması, yine roket yarışmasında Türkiye birincisi olan Teknofest kuşağından bir gencin burada VIP olarak NASA Başkanı ile bu seyahati izleyecek olması çok önemli. Bu arada Peki. hani Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın da şu anda tasarımı tamamlanıp üretim aşamasına geçen ve Ay'a ilk kez insansız bir araç göndermek üzere de Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi açıklayan cümlelerini de kayda geçireyim. Ve son olarak burada hem Türk bilim insanlarıyla hem de Amerika'da iş yapan, önde gelen şirketlerde çalışan veya bu şirket sahibi Türklerle de az önce bir toplantıda bulundu. Ben de yayın için o toplantının bir kısmından ayrılıp geldim. Gerçekten çok heyecanlı. İnşallah fırsat olursa canlı tanıklığımızı da buranın saatiyle 17, Türkiye saatiyle saat 1'i geçerken 1.11'de inşallah anlatma fırsatımız olur. Burada hava zaman zaman açıyor, kapanıyor. Böyle bir parçalı bulutlu bir hava var biliyorsunuz. Hani iklim koşulları, teknik Doğru, koşullar da son derece önemli. Allah nazardan saklasın. İnşallah geldiğimizde değer, gönlümüzdeki gibi kazasız, belasız Peki. bizi gururlandıran bir seyahat olur. Peki. Çok teşekkür ediyorum Okan Müderrisoğlu. Orlando'ya katıldınız, vakit ayırdınız. Burhanettin Duran çok teşekkürler. Ankara'ya selamlar. Şakir Dinçay'a çok teşekkür ederiz bu akşam bizimle olduğunuz için. Ben Noktalıyoruz programı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.